Evet, enteresan bir konuyla karşınızdayız. Çok da kıymetli konuklarımız var. Kader ve kaza konusunu konuşacağız. Aslında insanoğlu var olduğundan beri hep tartışılan ve ola gelen hadiselere anlam vermek için insanların bir Allah inancı olsun olmasın kadere sığındığı ya da ondan uzak durduğu ama hiçbir zaman içinden çıkamadığı bir tartışma konusuna gireceğiz. Aslında Hazreti Muhammed'in önceki cahiliye döneminden örnek verecek olursak en yakın dönem, hani bütün insanlık tarihine bakmadan, o dönemde kader konusu tamamıyla bertaraf edilmemiş ama deforme edilmiş bir Allah inancı yüzünden kaderi biraz da tanrısallaştırmışlar. Bu konuya bakacağız. Burada bir arıza çıkıyor. Ama daha sonrasında Hazreti Muhammed döneminde Kur'an-ı Kerim'le beraber belli bir düzene sokulsa da Hazreti Osman'ın şehit edilişinden sonra ve sahabiden kişilerin şehit edilmesiyle bunlara anlam vermek için, siyasi açıklamalar yapabilmek için kader konusuna tekrar sarılınmış. Ama yine burada çeşitli arızalar çıkmış. Bugün hala tartışması bitmeyen ve görünen o ki bitmeyecek bir konu. Daha Kur'an-ı Kerim merkezli, daha anlaşılır bir şekilde konuşmak istedik. O yüzden de çok kıymetli konuklarım var şu anda. Acıbadem Üniversitesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Emre Dorman ve Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Profesör Caner Taslaman konuğumuz. Merhaba. Ben böyle kısa bir girizgah yaptım. Belki bunun çok anlaşılması mümkün değil. Fakat benim anlamadığım nokta şu. Okuduğum eserlerde bu konuyla ilgili bilgilerimi derlemeye çalışırken hepsi aslında Kur'an-ı Kerim ve sünnet merkezli ya da referans göstererek bir takım açıklamalar yapıyorlar. Fakat en barizi, ona sonra geleceğiz, üç tane birbirine taban tabana zıt kabul edilebilecek ve direkt aslında insanın imanını etkileyecek çok önemli hayatıyla alakalı bir konu kader. Bu kadar zıtlık nasıl çıkabilir kitap bir taneyken ve doğru bir taneyken? Ben Caner Bey'le başlamak tabii istiyorum ki. Müsaade ederseniz. Hocam nasıl zıtlıkların çıktığını anlatalım ama ondan önce istiyorsanız ben İslam içinde çıkan zıtlıkları nasıl değerlendirmemiz gerekiyorla ilgili bir giriş yapmak isterim. Şimdi İslam'ı bence şöyle düşünmemeliyiz. Yani adeta bir zincirin halkaları gibi, siz tek bir konuda burada yanlış düşünürseniz İslam dışı olursunuz gibi. Ve de adeta bir İslam'ı bir zincir modeliyle düşünmemek lazım. Tek halkası eksildiğinde veya yanlış olduğunda bütün o zincir kopar. Bence İslam'ı daha çok şöyle düşünmek lazım. Muhteşem bir bina gibi düşünmek lazım. Bizim İslam algımızı daha doğrusu muhteşem bir bina gibi düşünmek lazım. Bu binadaki her konunun önemi eşit değildir. Siz bu binada bazı öyle konular vardır ki onun sütunlarıdır. Onlar olmazsa İslam olmaz. Mesela nedir? Yani siz Allah'ın varlığını ortadan kaldırdığınızda ortada İslam diye bir şey kalmaz. Hazreti Muhammed'i Kur'an'ı ortadan kaldırdığınızda İslam diye bir şey kalmaz. Yani Hazreti Muhammed'in yalancı olduğunu düşünen, Kur'an'ın insan uydurması olduğunu düşünen birinin İslam'a inancından bahsedemezsiniz. Veyahut da ahiret inancını ortadan kaldırırsanız İslam inancı diye bir şey kalmaz. Her an her şeye gören, ortağı olmayan bir Allah'a inanmıyorsanız İslam inancı kalmaz. Yani bunlar İslam'ın öyle bir sütunlarıdır ki bunlardan birini kaldırsanız İslam inancı diye ortadan bir şey kaldırman. Ha, sonuçta burada İslam'ın hiçbir tartışmaya bence tahammülü yoktur. Çünkü buradaki sütunlardan birini değiştirmenin bütün bina çöker. Bütün binayı ayakta tutan sütunlardır bunlar. Fakat İslam'ın içinde bazen öyle bir konular da vardır ki bunlar yine çok önemli olabilirler. Ama o ana sütunlar gibi değillerdir. Mesela diyelim namazlarla ilgili bir tartışma. Namazın içindeki detaylarla ilgili, işte cemin olup olmadığıyla ilgili diyelim bir tartışma. Veyahut da kadın haklarıyla ilgili diyelim ki belli bir tartışmayı alalım. Ha, diyelim ki siz o namaz vakitlerini cem yapılacağını düşünün veya düşünün, olabilir veya olamaz diye cem'e bakın. Biz diyelim ki herhangi, ben şöyle düşünmemiz lazım. Yani o kadar ben karşı bile çıksam, diyelim ki karşı taraf doğru. Namaz şöyle şöyle. Ha, biz oradaki İslam'ın kendisinin inancımızı kaybetmeyiz. O sadece o şeyi düzeltiriz. Namazla ilgili görüşümüzü düzeltiriz. Orucu diyelim bozan şeylerle ilgili veya kadın haklarıyla ilgili böyle bir algımız varsa İslam'da yanlış bir şey veya bir Kur'an ayetinin tefsiriyle ilgili bir yanlış anlayışımız varsa o ciddi bazen köklü bir değişiklik de olabilir. Yani mesela bir binanın komple fayanslarını değiştirmeye benzer bir şey de olabilir. Bazen çok ufacık bir değişiklik de olabilir. Adeta o binanın bir ampulünü değiştirmek mesabesinde bir etki olabilir. Ama ne olursa olsun bu temel inançlar dışındaki şeylerde, yapılan değişikliklerde İslam'ın yine İslam olduğunu, bizim kendi düşüncemizden farklı düşünce bile savunulduğunda İslam düşüncesinin temeline yönelik bir şey olmadığını anlarız. Ha, bu her görüşe, her yapılan yoruma hoşgörülü davranmamız ve onu kabul etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Ama bana göre bu evvela özellikle bu temelle ilgili kısımlar dışında geri kalan kısımlarda bence
falancanın kafir olduğu, falancanın müşrik olduğu gibi izahlardan uzak durarak işe başlamamız lazım. Karşı tarafı sanki din dışıymış, İslam dışıymış gibi yapmak veya bunu gerçekten çözülmesi gerektiği bir mesele yerine kavga edilip de birbirimizin gırtlağını sıkma meselesi haline getirmememiz lazım. Bence o yüzden bu bina ile ilgili yaptığımız böyle bir benzetme, bu tarz bir algı, bence vela bu. Konulara daha sakin, daha soğukkanlılıkla yaklaşmamız. İslam düşünce tarihinde, kelamda olsun, İslam felsefesinde olsun, diğer alanlarda olsun, ortaya konan farklı düşüncelere daha bir hoşgörüyle yaklaşmamız için bence yardımcı olacaktır. Ve gerçekten konulardan faydalanabilmemiz için o tarihten böyle bir anlayışa sahip olursak faydalanabiliriz. Böyle bir anlayışa sahip olmazsak çok taraftargirlik damarıyla yaklaşıyoruz. Ve bir adeta bir takım tutar gibi falanca bir görüşü baştan benimseyip gerçeği bulmak yerine falanca görüşü hakim çıkarmak için bütün eforumuzu ortaya koyuyoruz. Şu değil midir yalnız, belki devam etmek istersiniz, belki Emre Bey devam etmek ister. Şeriat dendiğinde, iman esası dendiğinde amentü olarak biliyoruz ve içinde yer alıyor kader konusu. Şimdi konumuz kader olduğu için tekrar ona döneceğim. Siz genel olarak hani genel evet. bina örneğini verdiniz. Bu konuyla ilgili ihtilaf çok zora sokmaz mı imanı? Bunu merak ettim şimdi. Hani bu bir paket program değil midir? Bir parçasını aldığınızda sorun çıkmayacak mı? Şimdi öncelikle o neden farklılık var onunla ilgili kısa bir isterseniz giriş yapayım. Ondan sonra o konudan devam edelim. Şimdi öncelikli olarak bir vahiy merkezli meseleleri anlama ve açıklama çabası var. Bu Hazreti Peygamber ve Peygamberimizle birlikte inananların izlemiş oldukları yol. Peygamberimizin vefatından sonra özellikle hilafet çekişmeleri ve Müslümanların kutuplaşması, ayrışması sebebiyle siyaset çekişmeleri sebebiyle ortaya çıkan araçsallaştırmalar karşımıza çıkıyor. Bunlardan mesela bir tanesi kader konusu, bir diğeri cihat konusu. Müslümanların işte birbirlerini katletmeleri ve bunları meşru bir takım sebeplere dayandırmaları. Daha sonradan siyasetin hakim olması, egemen olması ile birlikte özellikle Emeviler döneminde iktidarın bakış açısıyla inanmadığı gibi hükmetmek durumunda kalan Müslümanlar. Yani vahiy merkezli açıklama, anlama ve açıklama çabası, daha sonradan siyasi çekişmelerle bir takım kavramların menfaatler doğrultusunda kullanılması, işte cihat, kader gibi kavramlar dedik. Ve siyasetin kontrolü almasıyla birlikte, yani pek çok Müslümanı katlederek bir manada aslında itiraz eden Müslümanları kontrolü almasıyla birlikte pek çok din alimine kendi görüşleri doğrultusunda dini konularda açıklama yaptırmaları. Bundan dolayı Peygamberimizin yaptığı açıklama, daha sonradan hilafet çekişmesi sonucu ortaya çıkan kavram kargaşaları ve sonunda siyasetin egemen olmasıyla aslında dini ve diğer konulara yön vermesi. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz için kaçınılmaz olarak bu kadar kaotik bir ortamda farklı dini yaklaşımların olmaması garip olurdu zaten. Açıkçası. Çünkü şimdi bakın, öyle enteresan bir sürece giriyor ki Müslümanlar, yani Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmesiyle birlikte çok kısa bir süre içerisinde çok ciddi bir yayılma mümkün oluyor. Müslümanların sayısı artıyor kısa bir süre içerisinde. Aynı zamanda toplum evet. içindeki reformları evet. düşünecek şimdi, olursak ciddi bir çağ. Bununla birlikte zaman. Biliyorsunuz yani tarihsel olarak baktığımızda Mekke ve Medine'de ehli kitap diye ifade ettiğimiz Yahudi ve Hristiyanların yaşadıklarını biliyoruz. Bunlardan Müslüman olanlar var, Yahudi ve Hristiyan olarak kalanlar var. Daha önceden müşrikken Müslüman olanlar var, yine müşrik kalanlar var vesaire. Yani böyle çok farklı kültürlü, inançlı bir toplumdan bahsediyoruz aslında kendi içerisinde. Şimdi bütün bunların dini konulardaki yaklaşımları, yorumları, İsrailiyat dediğimiz Yahudi kaynaklarından İslamiyet'e sokulmaya, sokuşturulmaya çalışılan bir takım yorumlar, izahlar ki mesela özellikle kader konusunun İslam dünyasında tartışmaya açılmasının sebeplerinden biri olarak Yahudi ve Hristiyanlarla girilen tartışmalar da gösterilir kimi kaynaklarda. Ve benzeri etkiler sebebiyle çok kaotik bir ortam var. Şimdi siz az önce ifade ettiniz. Bakın, dört halifenin ilki dışında üçü şehit ediliyor. Evet. Ve bu Müslümanların güçlü olduğu, iktidarda olduğu, hakim olduğu bir coğrafyada gerçekleşiyor. Kesinlikle. Ve daha ilk dönemden itibaren kardeş kanı dökülmeye başlanıyor. İşte biliyorsunuz Hazreti Ali
hilafete geldiği zaman Muaviye Şam valisi o dönemde ve Hazreti Ali'ye biat etmiyor. İşte Sıffın Savaşı, Müslümanlar karşı karşıya geliyorlar, hakim oluyor vesaire. Yani tarihsel süreç böyle. Şimdi ne oluyor da bu kadar Müslümanlar birbirlerine düşüyorlar? İşte bakıyoruz ki iktidar mücadelesi. Yani siyasetin aslında inançların, Kur'ani ilkelerin, Kur'ani prensiplerin önüne geçmesi, iktidar mücadelesinin. Şimdi böyle bir ortamda bu kadar Kur'ani kavramların bir manada takla attırılması, olduğundan çok farklı bir manalar yüklenerek yapılan kötü eylemlerin meşrulaştırılması, hatta eylemleri yapanların kendileri değil de bizzat Allah olduğunu iddia edecek boyuta kadar insanların gelmesi ve yöneticilerin gelmesi, bugün Müslüman dünyanın neden bu halde olduğunu aslında belki geçmiş planında bir şey, göstergesi kendi içerisinde. Ayetlere sadece ayetlere farklı anlamlarda bakmak mı, yoksa Kur'an-ı Kerim sistematiğini iyi takip edememek mi? Çünkü bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini biliyoruz Kur'an-ı Kerim'in her konuda. Birbirine ters düşecek anlamlarda ayetler olamayacağını aslında biliyoruz. Bu bir bütünlük. Hani acaba bu sistemle bakılması mı göz ardı edildi? Şimdi tabii o da var da, Emre Hocam'ın söylediği tarihsel koşullar da var. Yani bence bunların hepsini bir arada düşünmemiz lazım. Mesela ünlü oryantalistlerden Goldsier, mesela İslam'ın birinci asrından itibaren, ki daha çok ikinci asırda ciddi anlamda kader tartışması çıkmıştır. Birinci asırda da izlerine rastlanır. Hı hı. Mesela Goldsier'e göre bunun hemen başlangıçtan çıkma sebeplerinden biri, Arap cahiliyesinden devralınmış kader anlayışını İslam'a geçseler de zihinlerinden onu kopartamamış olmalarına mesela Goldsier onları bağlar. Mesela Schreiner, yine ünlü bir araştırmacı o dönemin, Pers döneminden gelen mesela etkilerin de burada kader inancıyla ciddi anlamda Anadolu belirleyici. Anadolu kültüründen de İslam'a inanılmaz, evet, bu şekilde kader yani konusunda atasözlerine girmiş. Şimdi bütün bakmamız lazım. Şimdi şunu diyelim, İslam birinci asırda vahyediliyor Kur'an. Peygamberden sonra işte bir dört halife dönemi yaşıyor. Sonra Emeviler, sonra Muaviye dönemi yaşıyor. Şimdi birinci yüzyılda Kur'an vahyedildikten sonra hemen ikinci yüzyılda ciddi bir kader tartışması var. Kader tartışmasıyla ilgili yoğun bir ortam görüyoruz burada. İkinci ile üçüncü asırda mezhepler kuruluyor. Ve mezheplerin birçok üyeleri de kader hakkında farklı görüşler yine tartışmaya devam ediyorlar. Üçüncü ve dördüncü asırda ise işte daha çok hadislerin yazıldığı bir süreç karşımıza çıkıyor. Şimdi buradaki süreçte Kur'an'dan bana göre referansı bulunmayan bazı şeyler, daha sonra mezhepler arasındaki itirafları temellendirmek için sonradan bazı hadislere söylettirilmeye çalışılmıştır. Bu çok önemli bir etki. İşte Hayri Kırbaşoğlu Hoca bir doktora tezi Ankara Üniversitesi'nde bununla ilgili yaptırdı. Tahminim ona bakılması faydalı olacaktır. Şimdi buna dikkat edin. Önce o mezhepler arası itiraflar ve kader konusu ilgili itiraflar, sonra hadis kitapları yazıldığı için Kur'an'dan referansını bulamayan birçok kimseler belli şeylere, ki Kur'an ayetleri de kendi görüşleri doğrultusunda yorumlanmaya kalkılmıştır, ama bununla beceremeyenler özellikle hadis konusunda ciddi anlamda uydurmalar yoluna gittiler ki kendi görüşlerini destek bulsunlar. Ha, bu dönemde üretilen hadisler tabii ki daha sonraki 3. 4. yüzyılın meşhur hadis kitaplarında da karşımıza çıkıyor. Bence bu çok çok önemli bir sebep. Ama İslam'ın genel görüşü şu olmuştur, şunu söyleyeyim. İslam mezheplerinin ana doğrultusu bence doğrudur şu açıdan. Bütün mezhepler insanların fiillerinden sorumlu olduğu yönündedir. Yani fiillerinden sorumsuz bir insan modeli yoktur. Evvela asıl sorunun nerede olduğunu, burada aslında felsefik bir... Şu da olabilir mi peki, asıl sorunun nerede olduğu sorusunu sordunuz. Ben de bir soruyla verip sizin devam etmenizi sağlayabilir miyim? Kur'an-ı Kerim'de kader kelimesinin anlamına baktığımızda çok farklılık görebiliyoruz. Kader kelimesi bazen mecazi bir anlamda, bazen de Allah'ın sıfatlarından, yapabilme gücünden ya da insanın içinde bulunduğu zamandan gibi pek çok anlama geliyor. Kur'an'da kader kelimesinin anlamı açık. Yani Allah kadirdir dediğimizde Allah'ın kudretini ifade ediyor. Allah'ın evrene bir kader tayin ettiği gibi ifadeler ise Allah'ın oraya belli yasaları koyması, belli ölçü belli düzeni koyması geliyor. Yani İktaş, bunun ölçü. Yani Kur'an'daki manasında bence anlaşılmayacak bir şey yok. Yani bizim günümüzde terminolojik olarak birçok kimsenin kullandığı anlamda Kur'an'da kader kelimesi kullanılmıyor. Biz mesela Türkçe'de miktar kelimesini kullanırız. İşte bir şey kaderin tayin edilmesinde de Kur'an'da da mesela işte yağmurun bir ölçüsü olduğu söyleniyor. Allah'ın aslında belli yasalar çerçevesinde belli şeyleri
tayin etmesidir. Şimdi bazılarının kader anlayışındaki sorun şu, en önemli sorun. Allah'ın evvelden bilmesinin sonradan insanları cebrettiği, zorladığı şeklinde anlaşılmış. Yani bana göre en önemli... Mecbur kılmak. En önemli çözülmesi gerekli sorusu. İlk dönemde işte Cehm bin Safvan'la ortaya çıkan görüş ve sonradan birçok kimsenin savaştığı görüş de bu. Cebriye dediğimiz fıkranın Allah'ın önceden bilerek insanları sonra yaptıklarını zorladığı görüşüdür. Ki burada Allah'ın adaletini ve sorumluluğunu görmek mümkün olmuyor. İzin verirseniz birçok felsefecinin ve kelamcının bile anlamakta zorluk çektiği şu paradoksu anlatmak istiyorum. Çünkü bana göre işin temel kısmı orada yatıyor. Şimdi Allah'ın önceden işte alim gibi sıfatları, Allah'ın habir gibi isimleri Kur'an'da geçiyor. Bu işte birçok İslam alimi Allah'ın her şeyi bilmesi şeklinde anlamışlar. Bir de Allah'ın kudreti var, her şeyi gerçekleştirmesi var, işte kadir olması bu. Daha sonra da insanların eylemleri var ve insanların eylemlerinden sorumlu olduğu geçiyor. Şimdi önceden bilinen bir şeyden nasıl sorumlu olacak diye birçok kimse paradoks görmüş. Allah her şeyi kudretiyle gerçekleştirirken insanın bir şey yapması mümkün mü diye ikinci soru olmuş. Aslında iki soru ama ikisi beraber bir yerde birleşiyor. Şimdi bunu birçok kimse paradoks olarak görmüş. Hem felsefede hem kelamda. Şimdi bu paradoksu nasıl çözebilirsiniz? Bu paradoksu en az çözüm şekli şu olmuş. Ki o da El Hakim var orada onu çözümde. Yani Hişam bin El Hakem. Mesela o Allah'ın geleceği bildiğini inkar ederek onu çözmeye çalışmış. Bu azınlık bir görüş olsa da ileri sürülmüştür. Yani burada Allah mevcut olan şeyleri bilir. Alim ismiyle, habir olmasıyla. Olmayan şeyi bilmemesi Allah'a sıfatlarına bir eksiklik getirmez şeklinde bir görüştür. O zaman nedir? Yani o zaman bu paradokstan böyle bu şekilde kurtulmaya çalışmışlardır. Cebriye ise bu paradokstan şöyle kurtulmaya çalışmıştır. İnsanların özgür iradesi yoktur. Tabii ki yani insanlar adeta bir saksı gibidir. Yani nasıl ki saksı düşer birini öldürür. Bir insanı da öldürmesi aslında bu görüşte bundan farklı değildir. Sorumluluğu fakat sorumlu yoktur. Birçok kimsenin fark etmediği nokta şu. Aslında bu paradoks gibi gözüken şeyler paradoks değil. Gayet de rahat çözümleri var. Nedir? Allah'ın önceden bilmesinin bir şeye sonradan zorlaması anlamına gelmeyeceğini birçok kimse görebilir. Ve bu sırf İslam düşüncesinde değil. Yahudi düşüncesinde, Hristiyan düşüncesindeki düşünürler ve İslam düşüncesinin içinde de birçok kimse bunu görmüş ve söylemişlerdir. Yani Allah'ın ön bilgisinin cebredici bir şey olmadığını söylemiştir. İşte ilim, ilim maluma tabidir, malum ilme tabi değildir demişlerdir. Yani bilgi bilinene tabidir. O zaman nedir? Allah'ın bilmesi o bilgiyi oluşturmuyor. O bilgi olduğu için Allah onu biliyor. Evet. Şeklinde bir şey vardı. Ha, bunu şöyle bir örnekle verebilirim daha iyi anlaşılsın diye. Diyelim ki bir binanın köşesinde durduğunuzu düşünün. O binanın oradan bir insan geliyor. Önce o insanın gölgesi geliyor dışarı. Siz önce insanın gölgesini yerden görüyorsunuz. Gölgesinden onu tanıyorsunuz. İşte Ahmet geliyor diyorsunuz. Dikkat edin. Gölge önce ve siz gölgeden dolayı kişiyi biliyorsunuz. Fakat nedensel öncelik kişidedir. Gölgededir değil. Ha demek istediğim şu. Allah'ın bilgisi önce fakat Allah'ın bilgisi o olacağı için var. Gölge şahıstan dolayı orada var. Dikkat edin. Yani bizim görmemiz gölgeden dolayı olsa ve şahsın geleceğini bilmemiz gölgeden dahi bile olsa nedensel öncelik gölgeden değildir. Ha bir yerde mecazen Allah'ın bilgisini buna benzetebiliriz. Allah'ın bilgisi o olayın olmasını sağlayan özgür iradeye karşı tehdit değildir. Tabii ki insanla aynı değil ama biz de günümüzde görüyoruz. Mesela yarın olacak birçok olayı, birkaç gün sonra olabilecek birçok olayı tahmin edebiliyoruz. Ne oluyor? Biz onları aslında zorlamıyoruz. Tabii ki Allah her şeye kadir olduğu için insanla aynı konumda değil burada. Fakat ama biz güncel hayattaki deneyimimizde bir şey bilmenin onu tayin etmek olmadığını anlıyoruz. Ha, o zaman burada bir sorun yok. Ha, buna ünlü bir Hristiyan felsefeci Molina'nın da bence güzel bir açıklaması var. Bizim de yine Ankara İlahiyat'tan Zikri Yavuz'un bu konuda çok güzel bir tezi vardır. Merak edenler ona bakabilirler. Şimdi Molina'nın da dediği şey şu. Allah'ın bir zorunlu bilgisi vardır. Allah zorunlu bilgisiyle mesela 2 artı 3'ün 5 olduğunu, büyük bir şeyin içine küçük şeylerin sığacağını ama küçüğün içine büyüklerin sığmayacağı gibi şeyleri mesela bilir. Daha sonra Allah'ın bir orta bilgisi vardır. Yaratmadan önce. Bu Allah orta bilgisiyle hangi koşullarda neyi yaratırsa nasıl olacağını da önceden bilir.
Mesela Emre hocam bir ilahiyatçı olursa nasıl olacağını, bambaşka bir ortama konup da mesela basketbolcu bir ailenin içine konursa nasıl büyüyeceğini, piyanist bir ailenin içine konursa nasıl olacağına ilgili, yani bambaşka koşullarda Emre nasıl Emre olurduyu da daha önce bilir. Yani Allah mümkün dünyaların hepsinde ne olacağını önceden bilir. Daha sonra özgür iradesiyle Allah seçer ve yaratır. Ha, özgür iradesi, özgür iradeli insanları o ortama koyar. Şimdi Allah her insanın hangi koşulda ne yapacağını bildiği için, onu koyduğu için önceden her şeyi bilir. Fakat her insan aslında kendi bulunduğu şartlarda başka türlü yapabilme şansına da sahipti. Dikkat edin, bu tam felsefede libertaryan özgürlük dediğimiz, özgürlüğün olabilecek en üst seviyesi. Ne? Olanak veren, fakat aynı zamanda nasıl Allah'ın bilgisi, bilmesiyle bunların bir arada düşünebileceğine yol veren o bir kombinasyon yani biliniyor Allah'ın ama bilmesiyle, zorlamıyor. Sonuçta insanların yapması arasında şey yok. Zaten Kur'an ayetlerine bakarsak, Kur'an ayetleri hep insanın mesuliyetinden baştan sondan bahseder. Yani hiçbir yerde Kur'an ayetleri... Hocam onların hepsine geleceğiz. Hepsini bir arada konuşursak çünkü dallandıramayız onu. Sonra bir şeye gireyim. Allah'ın kudretiyle insanın yapması arasında da bir paradoks yok. Niye? Çünkü Allah kendi kudretiyle insana kudret verip de insanın yapmasına sebebiyet verdiğini düşünürsek, çünkü Allah isterse haşa özgür iradeli insanlar yaratmaktan mı aciz? Tam tersi. Allah'ın yaratmasında ciddi bir çeşitliliktir özgür irade. Hatta bu evrenin olabilecek anlaşılması en zor, en mükemmel özelliklerinden biri insanın bilinci ve özgür iradesidir. Allah gerçekten özgür iradesiyle kendi varlığını kabul edecek, ona yönelecek kulların olmasını değerli bulmuştur. O yüzden İnsan özgür iradesiyle belli eylemleri yapmıştı. Ama özgür iradesinin bedelini de insanla göstermek için, özgür iradesiyle insan pekala yıkıcı da olabilir. Diğer insanları öldürebilir. Diğer insanlara zarar verir. Ha, bu Allah'ın kendi kudretiyle verdiği bir şey olduğu için burada Allah'ın kudretine aykırı bir durum olduğu da düşünemez. O yüzdendir ki Kur'an ayetlerinde Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Yani siz bu kudrete sahipsiniz. Dileme kudretinizi doğru şekilde Allah'ın dilediği yönünde kullanın ama unutmayın. Bu dilemenizi, bu kudretinizle severen Allah'tır diyor ayet. Yoksa siz kendiniz ona cebrediliyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Allah da sonra ondan sizi cebrediyor. Adeta siz bir saksı gibisiniz. Yani kafasına insan düşünce öldüren. Ama Allah yine de sizi sorumlu tutacaktır. Bir mantığı vaaz etmek için gelmiyor bu ayet. Tam tersine ayetin söylediği şey, Allah'ın dilemesi sayesinde siz dilediniz. Yani sakın kendinizde öyle bir büyüklük falan da sezmeyin. Bu oluyor. Ve dileğinizi de Allah'ın dilemesi yönünde, onun razı olduğu şekilde kullanın demek için o ayetleri geliyor diye anlamak lazım. Yoksa dikkat edin, bir saksı insanın kafasına düştüğünde onu alıp da hapse koymanın, onu suçlamanın ne kadar komik olduğunu görüyoruz. Ama bir insan başkasının başına saksı atarsa veya öldürürse aynı şekilde görmüyoruz. Niye? Çünkü her birimiz insanın özgür iradesiyle, eylemleriyle yaptığını düşünüyoruz. Ha, cebriye anlayışı gibi bir anlayış ki bu Hristiyan düşünce de mesela Kalvinizm buna yakındır gibi anlayışları kabul edersek, o zaman insanlara din diye bir teklifin gelmesi de anlamsızlaşır. Onları konuşacağız hocam. Kısa bir ara verelim, ardından Emre hocamla devam edeceğim. Birazdan birlikte olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz ve devam edeceğiz. Az önce Caner hocam değindi, çerçevesini açtı ve cüzi irade ile külli iradeye aslında bir miktar girdi. Fakat benim okuduğum bir eserde, az önce size bahsetmiştim, belki onun üzerinden gitmenizi istiyorum. Sonra siz Kur'an ayetlerinde kader konusunun nasıl işlendiğine döneceksiniz. Levh-i Mahfuz'da, kaderin yazıldığı yerde, Allah'ın ilminde olan yerde, sadece Allah'ın bileceği yerde, Allah olacak şeklinde yazar. Olsun, olmalı ya da ol dediğinde, eşyayı daha önceden bildiği için, eşyanın yaratılmadan önceki, vücut bulmadan önceki halini ve sonuna kadarki halini bildiği için, ilmin ta kendisi olduğu için, bu ifadeleri kullansaydı o zaten olurdu. Fakat diğer türlü olacak şeklinde yazdığından, cüzi irade işe yarar bir şeydir ve insanların mükellefiyeti buradan gelir. Kaderlerini şekillendirme,
küçük miktarda da olsa şekillendirme hakları vardır görüşü var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Tabii levh-i mahfuzun da tam olarak ne olduğu ile ilgili farklı yorumlar var şüphesiz. Ama hani işte Kur'an-ı Kerim'in ve diğer bütün geçmiş kitapların böyle ana kaynağı gibi bir şey düşünürsek veya ana kitap olarak diyelim ifade edersek bunu veya kader konusuyla düşündüğüm zaman dediğiniz gibi yani bununla ilgili de farklı yorumlar var. Ama zaten özgür iradeli yaratılmış olmaları insanların kaderlerinin bir yerde yazılıyor olsa da o yazılı olan şeyin o insanların eylemlerini, fiillerini zorunlu kılan bir bilgi olmadığını gösteriyor bize. Yani aslında sizin tam söylediğiniz gibi yani olacak şeylerin bir yerde yazması onun o şekilde olmasının emri veya hükmü değil aslında. Ama Allah zaman ve mekanın dışında üzerinde ve tüm zaman ve mekanın yaratıcısı ve o hükmeden olduğu için zamanın tüm boyutlarını, olayların nasıl gerçekleşeceğini biliyor. Ama olayları gerçekleştiren kim? Olayları gerçekleştiren özgür iradeli insanlar. Yani bunu belki böyle anlamak lazım. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'e dikkat çektik. Burada kısa bir şey söyleyeyim. Birkaç örnek vererek mesela anlatalım. Az önce Caner Hoca da bahsetti. Mesela Kur'an-ı Kerim'de miktar, ölçü, takdir manalarında daha çok kullanır kader. Aşağı yukarı 100 civarı ayette geçer ve birçokunda da bu şekilde kullanır. Mesela yağmurun bir ölçüyle yağması, işte anne rahminde bir süre, bir miktar takdir edilerek bebeğin gelişim aşamalarına dikkat çekilmesi, rızkın bir miktar, bir ölçüye göre var edilmesi vesaire. Şimdi bunların hiçbirinde bu kaderci anlayışın kader kavramına yüklediği anlama yakından uzaktan bağlantılı bir yaklaşım göremiyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu nasıl ortaya çıkıyor? Aslında kısaca böyle bir tarihsel şeye bakarsak, bakın şöyle bir yaklaşımda bulunmak gerekebilir Kur'an'la hareketle. O üç görüşü bir bize aktarır şöyle, mısınız? Yani Cebriye, Kaderiye ve Ehli Sünnet görüşü olarak ben biliyorum. Başka türlüyse buyurun lütfen. Şimdi şöyle, nedir bu ilk olarak bunu bir söyleyeyim. İlk olarak bu aslında şeytan ve Adem arasındaki mücadeleyle ortaya çıkan bir şey bu. Nedir diye dikkat ederseniz bakın. Özgür iradeye karşı kaderciliği savunan ilk varlık şeytandır. Çünkü şeytan Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğu, özgür iradesiyle yapmış olduğu hataların ahlaki sorumluluğunu Allah'a yükler. Der ki ayetlerde, mesela buradan birkaç örnek vereyim size. Araf suresi 16. ayette ya da Hicr suresi 39. ayette Kur'an-ı Kerim'de. Rabbim madem sen beni yoldan çıkardın, ben de onları saptırmak amacıyla senin dosdoğru yolun üzerinde bulunacağım. Madem sen beni yoldan çıkardın der. Yine Hicr suresinde de madem sen beni saptırdın, yoldan çıkardın, bu dünyada onlara günahları süsleyeceğim der. Şimdi şeytan özgür iradesiyle, seçimiyle yapmış olduğu bir hatayı ve bunun ahlaki sorumluluğunu üstlenmemiştir ve bunun sorumluluğunu Allah'a yüklemiştir. Yani burada kaderci bir yaklaşımda bulunmuştur. Ama Hazreti Adem yapmış olduğu hatanın, günahın kendi iradesiyle yapılan bir şey olduğunu anlamış, kavramış ve Allah'tan aldığı kelimelerle Allah'a tövbe etmiştir. Günahı için af dilemiştir. Mesela onun da hemen örneğini verelim. Araf suresi 23. ayette geçer yine. Ey Rabbimiz dediler, nefislerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bizi acımazsan elbette hüsrana uğrayanlardan olacağız. Yani bildiğiniz hikaye, Adem ve eşine yasak kılınan bir ağaç var. Şeytan onları ölümsüz birer melek olmaları vaadiyle kandırarak o ağaca yaklaştırıyor ve bu günahı işliyorlar. Daha sonradan da yaptıkları hata sebebiyle ahlaki sorumluluklarını üstleniyorlar ve Allah'a tövbe ediyorlar. Ve Allah da tevvap olduğu için tövbelerini kabul ediyor. O da şey kelimesi herhalde önemli ki. Yani zulmettik diyor nefsimize. Evet, hani o da önemli. Yani dolayısıyla ilk aslında buradan başlatabiliriz meseleyi. Yani dolayısıyla kaderci görüşten hareketle işte Müslümanlar arasında fitne çıkartan... Parantez açmak durumundayım. Bir seyircimiz özellikle sormazsanız ben isyan çıkaracağım diyor. Ayetten olduğu için ve yine cüz'i iradeyi sorguladığı için. Saffat suresinden sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Bu cümleden yola çıkarak cüz'i irademiz işe yarar mı yaramaz mı diye sormuş. Bu ayete şimdi bakarak ne zaten dersiniz? Kur'an'da siz benzer Saffat suresi kaç dedi ona? Onu not almamışım hocam. Evet. Şimdi şöyle, zaten Kur'an-ı Kerim'de benzer ayetler var bu şekilde ifade edilir ama yani insanı, evreni, eşyayı, insanın eylemlerini de şüphesiz yaratan Allah. Ama o eyleme yönelen insan, yani insan o eyleme yöneleceği için Allah onu yaratıyor. Şöyle örnek verelim. Bir insan iman etmek istediği için Allah o insanın iman etmesini diliyor. Ve iman etmesi için ona bir takım deliller diyelim
alanlar açıyor. Bir insan inkar etmekte ısrar ediyorsa, inkar etmeyi diliyorsa Allah da onun inkar etmesini diliyor. Yani bu da elimi yapan veya dileyen kim? Aslında bizzat insanın kendisi. Ama mesela bir insan inkar etmekte ısrar ediyor ki Allah buna engel olmuyor. Çünkü yani imtihan dünyasındayız ve insanın özgür iradesi var. Özgür iradesi insan yönelmesi gerekir, tercih etmesi gerekir. Bir insan iman etmek istiyor ve bununla ilgili gereken şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Ama haşa Allah buna engel oluyor. Düşünebiliyor musunuz böyle bir manzarayı? Yani bu da devam mümkün değil. Evet. Yani dolayısıyla aslında tabii ki eylemi yaratan Allah. Çünkü yani o eylemi tercih eden insan olduğu için Allah da onun tercihine göre yaratıyor eylemi. Dolayısıyla burada aslında insanın kendi iradesi devrede. Yani kendi iradesi dışında gerçekleşen bir şey yok. İşte bu ayetleri belki yani bu şekilde anlamak, ifade etmek gerekir. Şimdi birkaç tane daha isterseniz hemen örnek vereyim yine tabii. Tarihsel şeyden. Şimdi aslında bu mesela Antik Yunan'a gittiğimiz zaman da felsefede mesela burada da görüyoruz kaderci anlayışta. Mesela yine Homeros'un bir şiirinde aslında insanoğlunun tüm eylemlerini Yüce Zeus'un yönlendirdiği, yönettiği ifade edilir. Yani böyle bir yükleme yapılır. Yani aslında insan eylemlerinden sorumlu değildir. Tüm eylemlerin aslında işte en yüce tanrı kim? Zeus. O yönlendirir şeklinde bir anlayış vardır. Mesela Sokrat'a baktığımız zaman Sokrat ve öğrenciler aslında özgür iradeye savunmuşlardır. Ama Stoacı felsefeciler mesela kaderci bir yaklaşımdadır. Yine Roma'ya baktığımız zaman Seneca da aslında kader insan ister istemez insan aslında yönetir der. Aslında cahiliye dönemi Arapların yaptığı şey hayır şu aynısı, açıdan benzeşiyor. Tanrısallaştırma evet, kaderi. Evet. Yani aslında deforme şeytanın olmuş Allah inancıyla ondan ayrı tutup özgür iradeden de aslında çok vazgeçmeyip yaptım ama aslında işte Tanrı böyle şeytanın gibi. Yani cahili Arapların ondan da diyor. İlk dönemde böyle cebriyeci yorumların çıkma nedeni o Arap adetlerindeki şeyden kurtulamamalarıydı diyor o yüzden. Yani söylediğim şeyi bir daha tekrar etmek evet, gerekiyor. Mesela cahili Arapların yaptığı şey bizzat şeytanın yaptığı şeydir aslında. Çünkü cahili Araplar da diyor ki eğer Allah isteseydi biz ortak koşmazdık. Atalarımız ortak koşmazdı. Eğer Allah isteseydi biz doğru yoldan sapmazdık diyorlar. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada aslında kendi yapmış oldukları müşrikliği, münafıklığı Allah'a yüklüyorlar. Bunu Allah böyle istedi diyorlar. Yani şeytanın dediğinden farklı bir şey değil aslında. Onun, mesela ayetin devamını söyleyeceğim mi hocam? Ben söyleyeyim. Şimdi o ayetin devamında da diyor ki Emre'nin söyledi. Enam 148. Evet. ayette işte böyle yalanladılar. Evet. Şimdi dikkat edin. Yalan onların bu şekildeki ortaya çıkışlarını kuran bir yalanlama olarak nitelendiriyor. Hemen yine 148. ayetin devamında diyor ki sizin yanınızda bize karşı çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz sadece zan peşinden gidiyorsunuz. Yani onların bu konudaki düşünceleri sadece bir zan, bir kuruntu ve ancak yalan söylüyorsunuz. Dikkat edin. Bu konudaki ortaya koydukları tavırı tamamen yalancılık olarak nitelendiriyor. Fakat ayetin devamında da şu vardı anlamayın. Allah isteseydi herkes iman ederdi de geçiyor ayetin devamında. Yani şimdi dikkat edin onların bu şekildeki davranmaları bir yalanlama ama aynı zamanda Allah isteseydi herkes iman ederdi. Yani buradaki ayet şu aslında. Allah isterse imtihan sistemi kurmaz. Öyle bir sistem kurar ki siz hepiniz iman edersiniz. Hani siz mesela iman etmiyorsunuz falan Allah ister sizi iman ettiremeyeceği için değil. Siz özgür irade verdi. Siz onunla seçmediğiniz için iman etmiyorsunuz. En önemli nokta bu. Allah istese sizi cebretmeye gücü yetiyor Allah'ın. Allah'ın her şeye hakim. Allah size öyle bir şey gösterir ki nasıl ki siz şu anda özgür bir şekilde ayaklarınızla yürüyüp de bir yere gidemiyorsunuz. Aynı şekilde tamamen inanmaya mahkum edici olacağınız bir şey de yaratabilirdi. Yani herkes inandırmak Allah'ın gücünde değildir de inandırmıyor değil. O size özgür irade verdiği için inandırmıyor. Aslında yani ayetin devamında dikkat edin. Aman kimse yanlış anlamasın bu ayetten. Yani millet isteyen inanır isteyen inanmaz da Allah'tan herkes bağımsızlaşmış anlamına bu gelmiyor anlaşılmasın diye. Ayetin devamı herkes iman ederdi diyor. Fakat Emre Hocam'ın demin okuduğu ayetteki biz ortak koşmazdık. Çok özür diliyorum. Kısa bir ara vermek zorundayız. Bu olmak üzereyim çünkü. Çok özür dileyerek. Konuklarımdan ve sizlerden çok özür diliyorum ama son derece insani bir durum için ara vermek durumunda kaldık. Buçuğa kadar devam edeceğiz artık kesintimiz yok. Hocam, Caner Hocam ayetlerle ilgili açıklama yapıyordunuz. Yarım kaldığı için ben özetlemenizi rica edeceğim. Nasıl olsa vaktimiz peki, var. Peki şöyle buyurun. Diyelim Emre Hocam 6 Enam 148'deki ayete değinmişti. Çok önemli. Şirk koşanlar diyorlar ki eğer Allah isteseydi biz şirk koşmazdık babalarımız da.
hiçbir şeyi de haram kılmazdık diyorlar. Şimdi ayette hemen diyor ki bunun arkasından, işte onlar böyle yalanladılar. Dikkat edin. Onların bu yaklaşımı bir yalanlama olarak veriliyor. Çünkü onların bu yaklaşımdaki havaları, biz hiçbir şeyden mesul değiliz. Çünkü dini kabul etmiyor, tebliği koymuyor. Kadere topu atıp, yani Kur'an'da bu şekilde Allah beni böyle yaptırdı, ben mesul değilim diyecek bütün yaklaşımlara karşı çıkılıyor. Kur'an'ın en önemli mesajlarından biri mesuliyettir. Zaten Kur'an'ın kendisinden insanların ahirette sorulacağı söyleniyor. Zaten cennetin, cehennemin varlığı, peygamberlerin varlığı, bütün bunların hepsi... Belli bir yaşta mükellefiyet kazanmakta hatta. Muhakeme mekanizması geliştiğinde tabii. Akıl bali olmak kavramı hatta da... Hatta belli bir süre bile kalmak geliyor. Çünkü cehennemliklere soruyorlar. Siz akıl edecek bir insanın akledeceği süre kadar dünyada kaldınız mı? Evet kaldık diyorlar. Hmm. Allah'ın katında o süre, tam onu da bilmiyoruz. Bakın ondan sonra ayetin devamında şöyle geçiyor dedik 148'de. Sizin yanınızda bize karşı çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Sadece zan peşinden gidiyorsunuz ve ancak yalan söylüyorsunuz. Yani bu şekilde siz iddialarda bulunuyorsunuz. Siz yani bu insan fiilleri hakkında, zaman hakkında, şu bu hakkında ne biliyorsunuz? Sadece uyduruyorsunuz adeta deniyor. Fakat bu dendikten sonra ayetin devamında dedik ki Allah isteseydi herkes iman ederdi diye de söyleniyor. Yani birçok kimse de bunu tabii ki şunları anlayamıyor. Bak sırf o kısmını kopartıp alıyorlar. Zaten en büyük sorunumuz bu. Kur'an'ı bütünlüğü içinde anlamak yerine ayetleri kopartıp bağlamından kesip gerçek anlamda ayetlerin ifade etmediğini ayetlere söyletmeye kalkılmış. Allah isteseydi herkes iman ederdi kısmını alıyor. Ve bunu Allah'ın yalanladılar dediği hareketin yapılması için gerekçe yapmaya kalkıyorlar. Ayetin başında geçen ifadedeki bir müşrik tavrı için temel yapmaya kalkıyorlar birçok. Oysa dedik ki demin, evet Allah isteseydi herkes iman ederdi. Niye? Çünkü Allah isteseydi imtihan etmezdi. Zorla insanlara kendi varlığını gösterirdi. İnsanlara özgür irade vermeyip de kendini inanmaya mecbur edebilirdi. Yani Kur'an adeta öyle bir mesaj veriyor ki birçok yerde. Ya bakın size irade verildi, peygamber geldi. Sanmayın ki Allah sizin kendisine inanmanıza muhtaç. Allah istese zaten hepinizi zorla inandırırdı. Öyle bir şey değil. Fakat Allah için değerli olan, özgür iradesiyle Allah'ın varlığını bulan, bütün bunları muhakeme eden, aklını çalıştıran, vicdanını çalıştıran, samimi olarak Allah'a yaklaşan kulların oluşması. Ha birçok kimse burada Allah'ın dilemesine bağlı sizin dilemeniz. Ve Allah istemeseydi kimse iman etmezdi. Allah isteseydi herkes iman eder gibi ifadeleri alıp buradan sanki insanın fiillerinin önemsizleştirmek. Oysa tam tersine Kur'an insanın mesul olduğunu söylüyor. İrade vermesiyle değerli olduğunu söylüyor. Allah isteseydi iradenizi yok ederdi. Hepiniz iman ederdi ama iradeniz de seçin. Ve de bunun karşılığını hesap vereceksiniz diyor. Mesela Necm suresi 9. ayette diyor ki insana çalıştığından başkası yoktur diyor. Bakın. Bu ayetlerle bunları da bir arada okumanız gerekiyor. Bunları zaten birleştirince işte Allah isteseydi herkes iman ederdiğinin ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Yani Kur'an'da mesela bir de bazı şey ifadeleri var Kur'an'da saptırılan işte. İnna Allahe yudillu men yeşâ. Yani Allah dilediğini saptırır. Şimdi bu tabii önce şunu söyleyeyim. Arapça okunması, bu Türkçe'de aslında buradaki geçen ifade biraz şuna yakın. İnsanın saptırılması dilemeye bağlıdır gibi bir şey Arapçası. Şimdi dileyen kim orada? Dileyene ve yani, dilediğine verir gibi. Hem o men yeşâ'daki meni hem insana bakıyor gibi görebilirsin. İnsan diliyor da Allah saptırıyor hem Allah diledi de saptır. Bana göre iki anlamda doğru. Çünkü insan diliyor ki o oluyor. Fakat buradaki de anlaşılması gereken şey ne? Demin bahsettiğim gibi ayette. İnsanın yaptıklarıyla fiilleri Allah'ın dilemesi sayesinde oluyordur. Ve Allah'ın koyduğu sistem içerisinde, mesela başka ayetlerde geçiyor. Allah işte kibir gösterenin, büyüklük taslayanların kalbini mühürleyeceği geçiyor. Dikkat edin Allah rastgele mühürlemiyor, kalbini mühürleyeceği geçiyor. Onlar ne oluyor? Sapmış oluyor. Yani o Mümin Suresi 35. ayette geçiyor demin söylediğim ifade. Yani insanın büyüklenmelerinden yani mütekebbir ve zorba, cebbar olmalarından dolayı kalplerinin mühürlendiği. Önce sizin yapmanız Allah'ın kalbinizi mühürlemesi, saptırılmasının sonuç olduğu geçiyor. Yani neden mühürleme sizin sapmanız sonuç değil. Neden burada sizin büyüklenmeniz, zorbalık yapmanız, Allah'a yönelmemeniz sonuçsa Allah'ın saptırılması. Yani ayetlere bakarken bütünlüğü içinde aslında ayetler insanlara çok rahat bir şekilde bu neden sonuç ilişkisini kuracağı malzemeyi veriyor. Fakat burada
sır Kur'an'a bütünlüğü içinde bakmak. Öyle zorlamalar yapmadan. Bütünlüğü içinde bakmak bana göre sır. Bununla ilgili de çok fazla daha ayet belki var. Belki hocam ekleyebilir miyim? Evet. Yani Allah dileseydi herkes iman eder ayetini. Bir de şöyle de belki anlayabiliriz. Yani Allah dileseydi herkes inkar ederdi. Şüphesiz. Yani iman etmek de aslında ve inkar etmek de aslında yani bir şekilde. Şimdi oradaki Allah'ın dilemesini bakın Yunus suresi 10. suredir 100. ayetinde ayette şöyle ifade ediliyor. Allah dilemedikçe hiç kimse iman edemez. İman edemez. Allah dilemedikçe. Şimdi buradaki dilemek aslında insanların büyük çoğunluğunun anladığı gibi Allah bir insanın iman etmesini dilediği için onu iman etmek zorunda bırakması değil. Allah'ın o kişinin özgür iradesiyle iman etmeye yönelmesini dilemesi. Yani insan özgür iradesiyle hareket etmesini dilemesi Allah'ın. Çünkü ayetin devamı dikkat ederseniz diyor ki Allah aklını kullanmayanlar üzerine pislik yağdırır diyor. Şimdi burada öznenin kim olduğunu anlıyoruz aslında. Burada özne insan. Tabii. Çünkü insanın aklını kullanması lazım. İman etmesi için ne kadar fazla delil, işaret, belge olduğunu kavraması lazım. Ve özgür iradesiyle imanı tercih etmesi lazım. Ama bu işte Allah'ın insanın iman etmeyi de, inkar etmeyi de özgür iradesiyle tercih etmeyi dilemesini ifade ediyor. Peki şunu yani pardon Emre Hocam'ın dediği de çok önemli bir şey. Şu açıdan önemli. Yani biz Kur'an'ı bütünlüğü içinde anlamamamızdan değil. Birçok zaman ayeti bile bütünlüğü içinde anlasak sorun çözülecek. Yani, ayet gruplarını bile bölerek. Allah akıllarını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır diyor ayette. Emre Hocam'ın söylediği. Dikkat edin ayetin sonunda ayetin baş kısmını alıyor. Ve neyin neden olduğunu görmüyor. Vicdanlı bir şekilde aklını çalıştırmadığı içindir ki o sonuç oluyor. Allah orada ayette nedenini söylüyor olayın. Ama ayetin ikinci kısmını koparan kişi onu görmüyor. Şey yapmıyor. Yani mesela Kur'an'da o kadar çok var ki Allah zalimleri doğru yola iletmez. Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Yani siz bütün bu ayetlerin bütünlüğünde Allah'ın zalimleri, fasıkları saptırmasıyla bir arada olaya baktığınızda niye Allah'ın saptırdığı da anlaşılıyor. Yani benim gördüğüm şuna benzer bir mekanizma var Allah'ın insanların içine koyduğu. Siz bir yerde Allah'a isyan edince birçok insan, ben bunu birçok yani çok uzun yıllardır birçok Allah'a dini inkar eden birçok kimseyle medeni çerçeve içinde ilişki kurmaya, onlarla muhabbet etmeye, kendi fikirlerimi aktarmaya çalışıyorum. Birçok kimsenin de psikolojisini gözlemleme imkanım olduğunu zannediyorum. Birçok insan da şunu gözlemliyoruz. İnsanların birçoğu inkar edince, haramların içine girince artık Allah'ın olmamasını adeta arzuluyorlar. Gerçek nedir anlamak yerine ben nasıl inkar ederim diyorlar. Öyle ben bir aşamaya nasıl kurtulurum? Öyle bir aşamaya gelebiliyorsunuz ki artık siz hiçbir şey duymak istemiyorsunuz. İşte bana göre Kur'an'daki kalbin mühürleme safhası o. Fakat kim de ayette demin ki ayette geçiyor işte cebbarlar, mütekebbirler, büyüklük de ben Allah değil hiç kimseyi kale alman diyor birçok kimse. Ben varım bir tek öyle ben, bir tavır açıyor. Siz o tavırda olduğunuzda ne kadar aklınız iyi çalışırsa çalışsın vicdanen siz öyle bir tavır yaptığınızda aklınızı çünkü onların alınmasına da kapattığınız için sizin anlamanız mümkün değil. Ve Allah böyle bir psikolojik mekanizma koymuş. O da Allah'ın koyduğu bir mekanizma. O yüzden Allah belki insanları saptırmış oluyor. Bu tavırda olanlar o yüzden kalpleri mühürlenmiştir şeklinde Kur'an'da geçiyor. Bu şekildeki safhaya geldiği zamandır ki işte Ebu Leheb hakkında ayet inmiştir. O safhaya gelmemiş olsa Ebu Leheb hakkında da yoksa ayet inmez. Burada önemli bir şey de var onu da vurgulayalım. Şimdi Allah'ın insanlar aslında doğru yolu bilsinler, bulsunlar diye tarih boyunca peygamberler ve kitaplar göndermesi de insanın aslında özgür iradesiyle hareket ettiğinin bir göstergesi. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani Allah niye bir din ya da peygamber göndersin? Zaten insanların iman edeceği ya da inkar edeceği baştan belliyse. Bu teklifi niye yapsın? Yani üzerinde çok garip gelmiyor mu size? Ve dikkat ederseniz Allah teklifinde zorlamıyor. Peygamberler tarih boyunca tekliflerinde zorlanmıyorlar. Çünkü peygamberler diyorlar ki biz apaçık bir uyarıcıdan ibaretiz. Yani hatta peygamberimiz için de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer. Şimdi yani bu sünnetullah'a baktığımız zaman, Allah'ın bu yöntemine, yoluna, yasasına baktığımız zaman insanların demek ki kendi özgür iradeleriyle iman ya da inkar ettiği apaçık anlaşılıyor. Şimdi yine bakın Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresi 50. ayette peygamberimiz için diyor ki yani Hazreti Peygamber'e de ki diyor eğer saparsam kendi benliğim aleyhine sapmış olurum. Doğruyu ve güzeli bulursam bu Rabbim bana vahyettiği sayesindedir. Yani peygamberimize şunu demesini söylüyor Allah. Eğer saparsam ben kendi nefsim aleyhine saparım.
Yani kendi seçimlerim, kendi yönelimlerim, tercihlerim sebebiyle saparım. Ama doğruyu bulursam da bu Rabbim bana vahyettiği bu kitaba uymam ve o kitapta geçen doğruları takip etmem sayesindedir. Yine mesela biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor İsra Suresi 13. ayette. Orada soracağım evet. Soru var, bunu açıklamanızı bekliyorum. Yani dikkat ederseniz şimdi, yani şöyle bir ifade yok. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar çırpınırsanız çırpının, bizim size takdir ettiğimizden başka bir şeyin size nasip olması veya ulaşması mümkün değildir şeklinde bir ifade yok. Yani şimdi bunu mesela çoğu zaman şöyle örnek verebiliyoruz. Şu anda Müslümanlar, işte Müslüman ülkeler diyelim, niye bu durumda? Niye bu kadar pek çok konuda geri kalmış vaziyetteler ve niye bu kadar işte yeraltı kaynakları vesaire için fitne bu kadar baş gösterdi Müslüman dünyada ve Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar? Söyleyeyim mi? Tam aslında Allah'ın kader koyması evet. Sebebiyle ama Kur'an'ın anladığı anlamda kader evet. Koyması. Ya şimdi mesela bugün açıklamak istiyorum. Evet, ya bugün mesela bakıyoruz bir Almanya ya da bir Japonya. Şimdi biz şöyle diyebilir miyiz? Ya bu Japonlar tarihsel olarak en azından Şintolar. Böyle bir kültürel dinleri var. İşte güneşin içinde ilah olduğunu inanıyorlar. Güneşin ya da tanrı olduğunu inanıyorlar kendi işlerinde. Ama Allah bu insanları o kadar çok seviyor ki son yüzyılda özellikle her konuda bunların ahlaki konularda da büyük oranda işte sosyal yaşam içerisinde, bireysel davranışlar içerisinde, teknolojide, işte ekonomide, her şeyde bu kadar ilerlemelerini istedi. O yüzden bu insanlara bu kadar şey lütfetti diyebilir miyiz? Hayır. Bu insanlar çalışıyorlar. Bu insanlar dürüstler, bu insanlar ahlaklı davranıyorlar ve Allah da bu şekilde davranan insanın kaderini ona göre belirliyor ve ona göre bir şey aslında oluşuyor kendi kaderini içerisinde. Belirliyor deyince tabii bir manada oluyor. Yani Kur'an'ın anladığı anlamda yani. Evrene ölçük olması. Bizim yani çalışmasının kendi şeyinde olması. Müsaade eder misiniz? Başka bir ayette de diyor ki onların ahiretten nasibi yoktur. Dünyada ne isterlerse veririz. Şöyle veririz. O şu manada bizim şimdi dünya bu ayette de tabii bunu ki yani dünyadaki şeyinden bahsediyorum ben. Tabii ki onun ahiretteki akıbeti ayrı bir şey ama yani dünyada Allah çalışan insana veriyor. Şöyle yapmıyor Allah. Ben iman edene veririm, inkar edenden eksiltirim. Şimdi böyle bir şey yok. Denge içerisinde. Allah dünyevi anlamda başarıyı da, nimeti de her şeyi veriyor. Muhammed de çok çalışan bir insandı ve neticede hep hani dağıtmasından, infak etmesinden, sadaka vermesinden hep çok mazbut, böyle çok rafine küçük hayatlar yaşadı ve öyle de vefat etti. Yani o da çok çalıştı. Hiçbir tabii. Zaman çalışmaktan geri durmadı ama hiçbir zaman çok zengin bir hayatı olmadı. Yani en yakın gibi. Ufak çocuklar tarafından taşlandı, yaşadığı yerden sürmek yanlış anlamayın. Karşı çıkmak için söylüyorum. Sadece şu ilave edeyim, o biraz da anlaşılacak. Burada mesela yine Bakara suresinin meşhur 256. ayetinde yani dinde baskı, zorlama, tiksindirme yoktur. Ayeti de burada aslında meseleyi daha açık hale getiriyor. Çünkü Allah işte insanların kendi iradesiyle seçmelerini istiyor ve baskı kurmuyor insanlar üzerinde. Ve elçilerin de baskı kurmasına müsaade vermiyor. Şimdi bakın yine dilemeyle ilgili birkaç örnek verelim burada Kur'an-ı Kerim'den. Mesela Kehf suresi 29. ayette de ki diyor, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şimdi mesela ayette şöyle bir şey demiyor. Ben dilediğimi inandırırım, dilediğimi de inkara sürüklerim. Seçme şansı vermesi çok önemli. Yani dikkat ederseniz hak Rabbinizdendir diyor. Yani Allah insanlara inanmalarının neden gerekli olduğu veya neden doğru olduğu ile ilgili bildirimleri de bulunuyor. Ama bu bildirimleri kulak arkası etmek ya da bu bildirimleri dikkate almak insanın kendi iradesiyle alakalı şu bir şey. Şu yine katılır mısınız bilmiyorum. Yine hani Kur'an-ı Kerim merkezli bir bilgi bu. Her insan için inanan ya da inanmayan ama şu anda tebliğ edilmiş ve kıyamete doğru giden ya da kendi küçük kıyametine giden ahirette buluşmamış insanlar için o imtihan geçerli. Ama ahirette herkes için hem cehennemde hem cennette yerinin hazır olması durumu da neticede seçme şansın var demek anlamına gelmiyor mu? Buna da böyle bakmamız gerekmiyor mu? Tabii zaten cennetin ve cehennemin varlığı başlangıçtan insanın özgür iradesini olduğunu gösteren şeyler. Değil ama mi? Aynı anda mesela mümin bir insan için de cehennemde bir yer hazır. Eğer tercih bakın, etmeseydi zaten oraya gidecektim. Bir insan müminliği tercih etmese zaten cennetlik olamaz. Müminliğin kendisi başlangıçtan bir tercih meselesi. Yani cennet zaten o tercihin neticesinde oluşmuş bir şey. Yani cennetteki yeri de rastgele bir şekilde insan yerleştirilmiş değil. Müslüman olması sayesinde, o iradesiyle o tercihi yapması, küfürden kaçması sayesinde, işte on Yunus suresinde geçtiği gibi aklını çalıştırması sayesinde, başka Kur'an ayetlerinde geçtiği gibi ahlaki prensipleri yapması sayesinde, Kur'an'ın birçok yerinde geçtiği gibi iman edenlerden ve salih amellerden olması sayesinde peki zaten cehennemde hazırlanan yeri niye?
cehennemde de bir yer hazırlanıyor. Kimseye yeri cehennemde hazırlanıyor diye bir şey yok. Yani kişi yaptığıyla cennetteki yerini hak ediyor veya cehennemdeki yerini hak ediyor. Ama iki yerde hazır. Şimdi yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir net bilgi yok yani. Herkes için cehennemde de cennette de yer hazırlanmıştır diye bir bilgi yok. Kültür olarak rivayet kültürü gelmiş. Tabii var bu tarz anlatımlar ama şey değil. Şimdi bu yine birkaç ayette örnek verelim istersen. Mesela Müzzemmil suresi 19'da diyor ki bu bir öğüt verici düşündürücüdür. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Bakın yani yine kişinin dilemesi. Evet. Yine bir ayet daha vereyim tamamlayayım. Yani çok fazla ayet var ama İnsan suresi 29'da işte bu bir hatırlatıcı, bir düşündürücü, bir öğüt vericidir. Dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Yani dikkat ederseniz tüm ayetler aslında kişinin dilemesi sonucu yani mesela Kur'an'ın bir tebliği var, bir mesajı var. Kişinin dilemesi sonucu bu mesajı dikkate alıp almamasıyla alakalı. Bir de çok yanıltan insanları, bazı ayetler var ya, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz gibi tercüme edilen ayetler. İşte orada o iki tane prensibi bilirsek, yani Allah'ın bilmesi insan yapacak olmasından dolayı oluyor. Bir, iki, Allah kudretiyle insana özgür iradeyi bahşetti. Kudreti bahşetmesi sayesinde zaten bunu yapıyorsunuz. Allah istese de onu engeller. Senin özgür iradeni de gerçekleşti. Bunu yapmanı da engeller. Bu yüzden siz bunu yapıyorsunuz. Bu yüzden Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Allah izin vermese siz yapamazsınız. Allah isterse zaten zor hepinizi de iman ettirirdi. İfadelerini anlamamıza sebebiyet verecektir. Yani bu iki tane şeyin nasıl uzlaştığını anlarsak, o zaman Kur'an'daki bütün ayetler hepsi tam yerine oturuyor. Bunu böyle anlamazsanız, o Emre'nin söylediği gibi insana çalıştığından başkası yoktur ayetinin. Veya Allah kimseye zulmetmez, zerre kadar hiç kimseye zulmedilmez. Onlar kendilerine zulmediyor. Tabii insanlar kendilerine zulmediyorlar ayetini. Hiçbirini bunları yerine oturtamazsınız bunu bu şekilde. Doğru. Ya Kur'an'ın geliş sebebini yerine oturtamazsınız. Doğru. Eğer ki insana teklif değilse bir Kur'an, anlamlı olarak insanların yaptıkları rüzgar karşısında bir kum tanesinin sağa bir kum tanesinin sola dağılması kadar anlamsızsa, Hazreti Muhammed'in insan olarak örnek ahlakını, Hazreti İbrahim'in üstünlüğünü, bunların hiçbiri de anlamsızlaşır. Bütün her şeyi anlamsızlığa gönderirsiniz. Ve tabii ben bir ayrıca bir felsefeci olarak da şunu söylemek istiyorum. Belki bundan biraz bununla ilgili ama başka bir konuya geçmek istiyorum. Benim şahsi kanaatim şu. İrade materyalist bir dünya görüşüyle, ateist bir dünya görüşüyle aslında hiç temellendirilmesi mümkün olmayan bir varlık tipi. Bunu şunu diyorum, biz maddeye baktığımız zaman gördüğümüz şey şu, itme var, çekme var, dalga olmak var, parçacık olmak var. Maddede her zaman için önceki koşullar sonrakileri belli şekilde belirlemesi var, belirlemesi var, belirlemesi var ve tam determine ediyor adeta, belirliyor büyük oranda. Hani mikro seviyede kuantum teorisini kenara koyarsak makroda hep öncekiler sonrasını belirliyor. Şimdi insan zihnini de bunun bir parçası olarak kabul eden bir materyalist görüşü alalım. İnsan beyninin içine girdiğinizde, hani bilardo topları çarpıp da hep aynı şekilde ayrılıyorlar ya, insan beynine girdiğimizde olan maddi olaylar da bundan bir farkı kalmayacaktır. Böyle olduğu zaman aslında o zaman her insanın iradesi halüsinasyondan başka bir şey olmaz. Zaten bunu fark eden ki tabii tutarlı materyalist ateist de çok ender olanların birçoğu aslında insanın iradesi diye bir şeyin tamamen halüsinasyon olduğunu söylemişlerdir. Fakat bunun ne kadar büyük bir bedel olduğunu düşünün. Birisi bize soruyor, çay mı kahve içer misin? Ben çay içerim diyor. Şu koltuktan bu koltuktan otursun diyoruz. Şu koltukta oturayım diyor. Bunların hepsinin seçimi, dikkat edin, eğer ki irade yoksa bir halüsinasyon. Biz gündüz evden kalkışımızda gece uyuyana kadar sürekli ufak tefek, bazen biraz daha önemli, hep iradevi hareketler yapıyoruz. Yani falanca tostu alıyoruz da onu alıyoruz. Kaç yüz bin tane karar vermemiz gerekiyor. Tabii yani mesela bir tostu yerken sağından ısırmaya başlıyoruz da sondan ısırmaya başlamıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani böyle en basit şeyden en komplekse kadar müthiş iradevi hareketler yapıyoruz. Dikkat edebiliyor musunuz? Materyalist bir dünya görüşüne giderseniz bunların her biri aslında bir halüsinasyon olarak görmek durumundasınız. Niye? İradevi olarak bizim düşündüğümüz irade deyince şey şudur. Aslında maddi olarak dış dünyadan algılar vardır. Adeta şurada bir boşluk anı vardır, irade anı. Orada bir boşluk vardır. O boşluk o anında ben farklı tercihlerden birini seçme şansına sahibim ve seçerim. İç irade deneyimimiz budur. Fakat maddi tabloyu aldığınızda, baktığınızda, determinist tabloyu, buna hiçbir şekilde yer bulamazsınız. Materyalist olan gelen koşullar, zihninizde sırf materyalist bir mantıkla açıklamanızla tamamen onu sonuna kadar devam ettirir. Yani sizin iradenizi bulabileceğiniz bir boşluk yoktur. Ha, buna karşılık
tek tanrılı dinler evrenin kökenini iradevi, kudretli bir varlığa, yani Allah'a verdikleri için, evrenin başında iradeyi mümkün gördükleri için, insanın iradesini açıklamakta da, ki detayını biz insan iradesinin mahiyetini, zihinde nasıl işlediğini hiç kimse gösteremiyor. Ama en azından buna bir yer bulmaya sistemlerinde evrenin başına iradeyi koyduklarında, teistlerin, yani tek tanrı inancına sahip olanların müthiş bir avantajı var. Emin olun asıl bazılarının zannettiği kaderci anlayış diyorlar ya, halk arasındaki kaderci, Kur'an'ı kullandığı anlamda kaderci değil. Yani başka türlüsünü yapamazsın çünkü sen irade olarak başka bir şey seçemezsin diyen anlayış aslında materyalizmde farkında değiller ama ortaya çıkar. Ve bu yüzdendir ki birçok materyalist özgür iradenin varlığını reddetmiştir. Yani felsefede detayına girmek istemiyorum. Kant da aslında materyalist anlayışın buraya götüreceğini anladığı zaman felsefesindeki o hamleleri yapmıştır. İşte numen alem, fenomen alemler ayrımına gitmiştir. Yani burası için ağır kaçar. O konulara girmek istemiyorum. Fakat çünkü materyalist evrenin anlattığında, determinizm altında işleyen evreni anlattığınızda her bir önceki neden sonrakini, ondan sonrakini belirleyeceği için evrenin herhangi bir anındaki atomların hareketini veya parçacıkların hareketini aldığınızda sonrakileri belirleyici, o da sonrakileri belirleyeceği için burada aslında bir özgür iradeye, özgür bir nedenin çıkmasına hiçbir yer kalmaz. Ama dine göre insan zihnini veya ruh, ona ne derseniz deyin, nasıl derseniz deyin, yaratan Allah kendisi irade sahibi olduğu için onu çok rahat verebilir. Bazılarına göre kuantumla burada bir boşluk açılmıştır. Newtoncu determinist anlayış İşte 20. yüzyıldaki kuantum teorisiyle olmuştur. Kuantum teorisinde tam bu belirleme yok. Olasılıklar karşınıza çıkıyor. Ama burada şunu yakalamak lazım. Yani kuantum teorisinde de ortaya çıkan şey determinizm değil ama rastgelelikler ortaya çıkıyor adeta mikro seviyede. İrade rastgelelikten de farklı bir şey. Evet. Çünkü mesela herhangi bir şey, benim rastgele olarak bunu söylediğimi düşünmem de irade eylem değil. Yani doğaya baktığınızda zorunluluk veya rastgelelik vardır. Üçüncü bir şey gösteremezsiniz. Materyalizmin tarif ettiği doğada. İrade kökten bunlardan, aslında bilinç de bence oraya katılması lazım. Bunlardan kökten farklı bir şeydir. Ha, buradan da demek istediğim şey şu. Birçok kimse bunu anlamıyor ama asıl irade sorununun içinden, özgür iradeyle eylemlerini yaptığının içinden materyalist, ateist bir dünya görüşünün çıkması mümkün değildir. Özgür iradeye felsefi olarak tek tutarlı şekilde yer vermesi mümkün olan sistem aslında teist görüştür. Çünkü teizme göre evrenin kökeni madde değil, iradedir. İrade sayesinde evren ortaya çıkmıştır. Bu anlayışa sahip olanlar da insanın iradesine çok rahat yer bulunur. Şimdi burada siz anlattığınızda, özür dilerim, soruyla sizinle devam etmek istiyorum. Çünkü dua ve tevekkül kısmına geleceğiz aslında işin. Öyle bir anlattınız ki benim anlattığımda, hani insan neredeyse doğumu ve ölümü dışındaki her şeye karar verebilecek mekanizmaya sahiptir. Hatta belki ölümünün bir parça nasıl olacak? Mesela intihar ederek ölmek istemeyen bir insan etmez yani ve ölmez. Aslında kırılma noktaları var mı? Onu soracağım. Yani kaderde hiç değişmeyecek insan için. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, aslında biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, daha doğrusu büyük bir zafiyetimizi söyleyerek işe başlayalım da, biz Kur'an-ı Kerim'e bakmıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakmadığımız için, mesela basit işte bugünkü programın konusu kader dediğimiz hadisenin ayetlerde tüm Kur'an boyunca nasıl ifade edildiği veya bir insanın özgür iradesinden ne anlaması gerektiğiyle ilgili de yani sağlam temelli bir bilgimiz yok ne yazık ki. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i yani Allah bize hidayet rehberi olarak göndermiş olmasına rağmen ne yazık ki referans kaynağı almıyoruz. Müslümanların büyük çoğunluğu için söyleyelim. Şimdi bu bir başlangıç noktası. Çünkü bunun göstergelerinden bir tanesi şu, bakın. Kur'an-ı Kerim sadece kurallar bütün ifade eden bir hukuk kitabı değil. Yani namaz kılın, oruç tutun, ölçüde tartıyla yapmayın. İşte boşanma ile ilgili ayetler, zekat vesaire. Yani sadece ibadetlere yönelik ayetlerin bulunduğu bir kitap değil. 6236 tane ayet var Kur'an-ı Kerim. Bakın bunların 700 civarı ayet insanların aklını kullanmaları, Allah'ı, Allah'ın ayetlerini, evreni düşünmeleri, akletmeleri ve bunlar üzerine derin derin düşünmelerine yöneltiyor insanları. Bakın Kur'an'ın dörtte biri evrene, yaratılışa dikkat çekiyor. İnsanın yaratılışından, işte bir devenin yaratılışına kadar, anne rahminde çocuğun aşamalarından, evrendeki kozmik oluşumlara kadar vesaire. Şimdi böyle bir kitap aslında bahsettiğimiz kitap. Yani dikkat ederseniz aslında insan
işin içine sokuluyor. Yani daha günlük konuşma diliyle ifade edersek insan oyuna dahil ediliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 700 civarı ayette neden insanların aklını kullanması, aklını işletmesi? Bakın mesela ayetlerde hep diyor ki düşünmez misiniz? Anlamaz mısınız? Akletmez misiniz? Hala akletmeyecek misiniz? Allah'ın delillerinden, ayetlerinden hangilerini yalanlıyorsunuz? Bakın kime hitap bunlar? Doğrudan insana hitap. Eğer insan özgür iradesiyle, aklıyla bir şeyleri anlayamıyor, kavrayamıyor veya seçemiyor olsa bütün bu hitaplar Kur'an-ı Kerim aşağı anlamsızlaşır, boşa gider. Şimdi bakın Enfal suresinde yeryüzüne debelenenlerin Allah katındaki en kötüsü akıllarını işletmeyen sağır ve dilsizlerdir diye ifade ediliyor. Kullar içinde ancak ilim sahipleri Allah'tan gereğince korkar. Fatır suresi. Hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? Doğruluktan şaşmayın, ilimsizlerin yolunu izlemeyin. Yine kalpleri vardır bunlar anlamazlar, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, hayvanlar gibidirler hatta daha aşağıdadırlar. Araf suresinde ifade ediliyor. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki akıl edesiniz. Bakın ne kadar çok insan var işin içerisinde düşünebiliyor musunuz? Dikkat edin şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında geceli gündüzün ardı ardı gelişinde akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Mesela göklerin yaratılması insan yaratılmasından daha yücedir yine ayetlerde ifade ediliyor. Yani onlar işitirler sözün en güzelini uyarlar. Şimdi yani ayetlerin büyük çoğunluğu aslında yani yapın edin emir kiplerinden çok evet, daha fazla... İnsanı işin içine sokuyor ve neden insanın Allah'ı hayatının merkezine koyması gerektiğini, neden dini buyrukları dikkate alması gerektiğini, bu dünyayı anlamlandırmasını, ölümü, ölümden sonrasını ve tüm bunlarla ilgili neden var olduğunu, yani en temel varoluşsal sorularını ve cevaplarını bulabileceği bir kaynak aslında bu. Böyle bir şey inşa ediyor bize Kur'an-ı Kerim. Çok geniş bir tablo çiziyor. Şimdi biz Kur'an ufkumuzu o kadar daraltmışız ki yani hem Kur'an'la ilgili yeterince bilgimiz yok hem de neyi nereden nereye başvurarak öğreneceğiz bileceğiz bununla ilgili ne yazık ki Müslümanların çok fazla derdi kaygısı yok. Emre Bey şöyle bir şey var yalnız evvelden de bildiğim ve karşılaştığım bir görüş olduğu için söylüyorum. Hatta bu konuyu bugün konuşuyor olmaktan son derece memnunum. Size de söyledim. Burada öğreneceğim aslında ne kadar araştırma yaparsam yapayım diye. Üzerinde düşünülmesinin dahi sakıncalı olduğu bir konuydu çok uzun zaman evet. Kadercilik. Çok iyi biliyorsunuz. Sizler de karşılaşmışsınızdır. Hatta bu açıklamayı yapmak zorunda kaldınız daha yayının başında. Her şeye de şirk demek, insanları kafir ilan etmek iyi değildir diye. Belki de yeni yeni konuşulmaya başlandı ama bu sefer de nasıl bakılacağı konusunda sorun çıktı. Bütünlükten kopmak gibi. Ya da siz anlamazsınız yani çok açık olduğunu iddia eden bir kitap kendi ben çok açığım diyor evet. Bu açık bir kitaptır diyor. Siz anlamazsınız onun başka anlamları vardır denilerekten hep tartışmaktan uzak tutuldu. Kıldan evet. İnce kılıçtan keskin denildi kader konusu için. Şimdi aslında bu konuya bakışta belki de sorunlar yaşamamızın nedeni kesinlikle. Bu. Hatta gelen sorulardan birini hemen bu bağlamda sizlere yöneltmek istiyorum. Peki dua bunun neresinde duruyor? Dua ile kader değişir mi? Tevekkül hangi noktada devreye girmeli ki? Hani insan kaderci mezhebinden olmasın. O böyle şirke sapan, bütün sorumluluğu Allah'a atan o görüşten uzak olsun. O denge nasıl? Şimdi zaten bizim tevekkül anlayışımız da ne yazık ki taklatmış, sapmış. Öyle yani mi? Şimdi tevekkül dediğimiz zaman biz hani Kur'an'ı anlamda aslında orada bir kendi içerisinde yani bir insanın elinden geldiği ölçüde imkanda yapılabilecek her şeyi yapıp sonunu bir şekilde Allah'a bırakması. Ve Allah'ın takdirine de rıza göstermesi. Ama bakın bu şu değil. Allah bazen kulunu hataları sebebiyle ya da hatası olmasa da onun imanını sınamak sebebiyle imtihan eder. Bakalım kul ne kadar gerçekten Allah'a kul olduğunun bilincinde hareket edebiliyor ya da zorluklara karşı bu imanını ne ölçüde devam ettirebiliyor, ne kadar sabredebiliyor ya da isyan ediyor mu? Şimdi zaten imtihanın bütün esprisi bu. Yani merkezinde bu yer alıyor. Şimdi tevekkül bu aslında. Yani insanın elinden gelen her türlü şeyi yerine getirmeye çalışıp ondan sonra gerisini alıyor. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Duayla da bağlantı olarak söyleyeceğim. Şimdi şöyle iki öğrenci örneği alalım. Şimdi bir tanesi diyelim ki üniversite sınavından ya da üniversitedeki final sınavından önce oturup sabaha kadar dua ediyor ama hiç ders çalışmıyor. Bir diğeri dersine çalışıyor. Yani cevaplaması gerekecek şeylerle ilgili bilgi sahibi oluyor ve tekrardan yine Allah'a yöneliyor, dua ediyor. Allah'ın onun ilmini arttırması için o anda işte
aklındaki sorulara, yani kendisine sorulan sorulara en güzel şekilde cevap verebilmesi için dua ediyor. Şimdi bu iki örneği dikkate aldığımızda bir bakış açısına göre o kişi sadece duanın gücüyle dua ederek o sınavdan başarılı olabileceğini ümit ediyor. Pardon hocam, tam demin açıklayamamıştım da burada söyleyeyim. Yani aslında kaderin gereği gerçek anlamda çalışmış olan şey yapanın kazanmasıdır. Niye? Çünkü Kur'an'daki kader kelimesinin kullanılmasına baktığımızda ne dedik? Allah'ın evrendeki takdiri ve koyduğu ölçü. Ki bugün bilimin incelediği yasalar ve düzen dediğimiz şey kader. Evet. Öyle bakarsak bu evrenin kurallarına, yasalarına tabi olan, yani kadere tabi olan kimse aslında çalışıp gereğini yapan kişi. O yüzden dedim ben, yani falanca ülke bir başarılı olduysa şey aslında o kadere tabi olduğu için. Yani evrenin yasalarına göre uygun şekilde hareket ettiği içindir ki başarılı olmuş. Bunu da iyi düşünürsek çok iyi neden böyle olması gerektiğini anlarız. Bakın biz aslında... Aksi türlü davranan kendine zulmetmiş oluyor. Niye evrenin, evrende özgür iradede... Bir kaderle evrenin düzenlenmesi, takdiri de gerekiyor. Niye yasalı bir evren gerekiyor, şunu anlayalım. Bir anne düşünün, camdan aşağıya diyelim ki çocuğunu atıyor. Hepimiz ne deriz anneye? Canım, zalim deriz. Peki şöyle bir evren düşünün. Evrenin doğa yasaları yok, yukarıdan çocuğu attığında düşeceğini bilmiyor. Kimi zaman çocuğunu attığında kuş gibi uçuyor, kimi zaman çocuk gülüyor, kimi zaman düşüp ölme tehlikesi var, o var. O zaman anneye zalim olduğunu düşünebilir miyiz? Hayır. Düşünemeyiz. Çünkü niye? Yaptığımız fiillerin hangi sonuca sebebiyet vereceğini bilemezsek bu evrende bizim bir ahlaki sorumluluğumuz olduğunu düşünemeyiz. Söyleyemeyiz. Aslında o tip evrende dil bile konuşamayız. Zihnimiz bile durur. Tabii. O tip bir eylemde. Mesela birine bıçak batırdığı zaman bir kimsenin onu öldürürse cani olduğunu niye düşünüyoruz? Çünkü insan biyolojisinin gereği işte kan kaybı vardır vesaire. Dikkat edin. Siz bıçağı Yahudi'ye, Hristiyan'a, İslam'a, Müslüman'a, ateiste batırdığınızda birinden kan, birisinden yeşil sıvı, birisinden mavi sıvı akmıyor. Yahudi, Müslüman, Hristiyan, ateist annenin birisi çocuğunu atarsa uçup birinde düşmüyor. Yasalar herkese aynı şekilde işliyor. Zaten böyle olmadı evrende dediğimiz gibi aslında ahlaki sorumluluk olmaz. Çünkü zihin düşünemez ve eylemlerimizin sonucunu bilemeyiz. Ha, bu tarzda olan bir evrende ise... Gerçek anlamda bu yasalara uygun hareket eden başarılı olur. Eğer siz ekonomik olarak doğru önlemleri almazsanız, madeninizde gerekli önlemleri almazsanız, uyarı sistemlerini yapmazsanız, o işçilere gerektiği şeyi vermezseniz, deprem için binanızı sağlam yapmazsanız, statik hesabını doğru yapmazsanız, eğer ki eviniz uçurumun kenarına yapmazsanız, ha o zaman sizin işte evrendeki kader diye evrene koyan, takdir edilmiş olan yasalara uygun şekilde hareket etmiş olursunuz. O, eğer Batı bunu yaparsa onu depremde daha az evi yıkılır. İşte Japonların yıkılmıyor evleri. Almanların madenlerinde kolay kolay bir çöküntü olmuyor. Ve onlar mesela birçok kimse ekonomide daha başarılı. Biz mesela birçok ülkeden daha başarılı olduysak birçok ekonomik hamlede, başı milli gelirimizi arttırdıysak mesela. Ha o zaman bizimdeki belli işte yasaları, kuralları takip etmemiz sayesinde olmuştur. Çünkü bu böyle olmadığı evrende bir bedavacılığa insanlar alışır. Yani dua edip de almayı bir bedavacılık, insana çalıştığından başkası yoktur diyen ayette çalışmanın karşılığını alacağını zihniyeti o tarz bir evrende var olursanız anlayamazsınız. Siz ancak çalıştıklarınızın karşılığını alacağınız, doğru hamleleri yaptığınıza karşılığı alacağınız bir evrende doğru hamleyi yapmaya çalışırsınız veya çalışmaya çalışırsınız. O tarz şeyleri düşünmeniz de ancak belli yasalara bağlanmış, belli düzenin olduğu evrendir. Belli düzenin olduğu evrendeyse sonucu alacak kişi Müslüman olan kişi değildir sırf. Yahudi ve Hristiyan ve ateist kim doğru yaparsa sonucu alacaktır. Nasıl ki kim kucağından çocuğunu atarsa o zalim oluyor, hangisinden olursa olsun. Aynı şekilde kim fizikte doğru şeyi yaparsa, işte hamleleri yaparsa, işte falanca keşfi o yapıyor. Veya mühendislikte kim iyi binayı yaparsa onun binası yıkılmıyor. Ha, bu yüzden yani aslında evrendeki kadere uymak, bu yasaların ortaya koyduğu tabloyu iyi anlayıp da buna uygun bir yerde hareket etmektir. Ha, Müslüman da her zaman için Allah'a dua eder. Allah diyor ki dualara karşılık veririm diyor. Fakat Kur'an'dan da şunu görüyoruz. Allah'ın dualara karşılık verecek olması şudur. Allah her duayı kale almasıdır. Dua ettiği kişinin yazı. Çünkü biz kul olarak vazifemiz dua etmektir. Kimi zaman karşılığı duanın Allah'ın kabul etmemek de olabilir. Duanın karşılığı. Veya kimi zaman duanın karşılığı
bambaşka bir şekilde, mesela siz falanca yerde ben imtihana girin de şu üniversiteye girin dersen, o size mesela şer olacaktır. Allah sizi oraya sokmaz, siz iyi niyetle istemişsiniz. Aslında o duaya sizi sokmayarak cevap vermiştir. Bambaşka bir gün bambaşka bir şey açılır. Duanın cevabı olabilir. Yani Allah'ın her şeye cevap verecek olmasından kasıt, Allah'ın ondan haberdar olması, sizin dua etmenize karşılık gerekli olanın yapılacak olmasıdır. Yok, ahirette karşılığını almanız olabilir, yapılacak olması diğer olabilir. Çünkü öyle bir dua var ki peygambere diyor ki falancalar için dua edersen, onlar işte 40 kere de onlar için af istesen de Allah onları bağışlamaz. Zaten peygamberimize diyor. Yani bazen öyle bir dua var ki sünnetullah içerisinde peygamberin duası olsa bile onun kabul edilmemesi Hacık gerekecek. İşte yani. Kur'an'dan okuyoruz bunu. O kişiler için af dilersen, işte 40 kere dilersen Allah onları affetmez dua, diye geçiyor. Duada, duada aslında şey de var. Yani kulun ne kadar kendi üzerine düşen işi yaparsa yapsın, yine de Rabbinin Allah olduğunu ve Allah'ın takdiri dilemesi sayesinde ancak o işin gerçekleşebileceğini ve buna teslim olması aslında. Yani o öğrenci örneğinde verdiğimiz gibi. Ve şimdi aslında şöyle bir şey var. İnsanlar dedi ki, yani bazıları duaya da materyalist anlamda yaklaşıyorlar. Yani şu şöyle ki ettim verdim. Hayır ettim, şöyle ki yani verdim. Düşünebiliyor musunuz? Yani haşa, Allah sanki yukarılarda bir yerlerde kendisine dua eden herkesin veya birçok insanın yaptığı gibi sadece işi düştüğü zaman Allah'ı hatırlayan ve Allah'a yönelen, evet yani her insanın duasını karşılamak durumunda olan, böyle haşa hani lambadan çıkan cin gibi ya da işte bir Noel Baba falan gibi bir varlık. Dolayısıyla ben dua edeyim, Allah da versin. Hatta bazen öyle ki bazı inançsız insanlar bunu böyle, mesela çok yakını çok ciddi bir hastalıkla yüze geldiği zaman yani şöyle diyerek bile şey yapabiliyor. Eğer işte iyileştirirsen onu, senin var olduğuna inanacağım. Ya da eğer sen varsın hadi iyileştir onu da, işte bunu göreyim falan şeklinde böyle. Çok tamamen dedim ya, hani dünyevi materyalist anlamda olaya yaklaşabiliyorlar ki bu hani Kur'an'ın ortaya konuşuyor, dua mantığına tamamen uzak bir şey. Yani burada kısa bir ara vermek güzel bir söz var, o lafı söyleyelim Emre'nin üzerine. Yani Allah kulu imtihan eder, kul Allah'ı imtihan edemez diye güzel bir söz var. Bunu onun üzerine söyleyelim. Kısacık aranın ardından devam edeceğiz. Son bölümündeyiz programımızın. Yavaş yavaş toparlayacağız. Konuşmadığımız bir konu kaldığını az önce siz tespit ettiniz. Kader ve zaman konusunu nasıl bir arada değerlendirmek gerekiyor? Emre Hocam, siz önce tamamlamak ister misiniz? Sonra ilgili, Caner Hocam'a tabii dönmek istiyorum çünkü. Zaman konusu Caner Hocam'ın yakın yani zaten çalıştığı bir konu. Şimdi duanız olmasa ne öneminiz var? Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Hatta benim de bir çalışmamın ismi olmuştu bu. Şimdi dua etmek kul için gerçekten çok önemli bir ibadet. Ama duanın da tam anlamıyla ne olduğunu kavramak için yine Kur'an-ı Kerim'e başvurmamız gerekiyor. Mesela duanın ediliş şeklinden ya da işte ne diyelim nasıl dua edilmesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dua örnekleri var. Peygamberlerin yaptığı dualar var. Müminlerin yaptığı dualar var. En basiti mesela gün boyunca tüm namazlarımızda okuduğumuz Fatiha suresinin içerisinde bir kısmı duadır. Mesela yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Üzerlerine nimet verdiklerinin yoluna, yoldan çıkmışların, gazaba uğramışların yoluna değil. Mesela ne kadar insan acaba bunun bir dua olduğunun farkında veya bunu ifade ederken, yani Fatiha suresini işte Arapçasından, yüzünden diyelim imarada okurken, orada o anda Allah'a bir yakarışta olduğunu veya bir dua ettiğinin farkında. Pek çok duamızda da biz ne yazık ki mesela bazı işte böyle şifa ve dua kitapları var piyasada sıklıkla gördüğümüz. Şeklinde. Yani inanın Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu o dua kültüründen, ahlakından o kadar sapmış, o kadar uzak yaklaşımlara sahip ki bunlar. Çünkü bizim az önce verdiğimiz o materyalist dua anlayışı dedik ya, böyle ifade kullandık. İnananların şu kadar da, sayı oku şöyle bir şey gelsin. İnananların da büyük kısmı şöyle yani gibi. İşte çok affedersiniz işte sivilcenin geçmesi duasından, rızık duasına, bereket duasından, falancı duayı yaptığınız zaman hangi işte sindirim sisteminizin dahi çalışacağına kadar. Yani o kadar absürt konularla ilgili dualar var ki ve bunları hep biz ne yazık ki zaten Kur'an-ı Kerim'in metninde yer almamasına rağmen rivayet kültürüyle oluşmuş bir takım metinlerdir bunların büyük çoğunluğu. Ve biz bunların tekerleme gibi tekrar edilmesinden medet umar hale gelmişiz. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Peygamber, diğer bütün peygamberlerimizin hiçbirinin bu şekilde bir menfaate yönelik ya da ettiğim zaman şu gerçekleşsin şeklinde bir materyalist anlayışı, dünyevi anlamda bir dua ettiklerini görmüyoruz. İman diliyorlar,
af diliyorlar. Güzel bir ahlak üzerinde, tabiat seceği, yaratılış üzerinde olmayı diliyorlar. Ahiretlerinde Allah'ın huzuruna gittikleri zaman utanmamayı diliyorlar. Evet, yani evet. Diliyorlar, utanmamayı diliyorlar. Yapmaz. Yani o kadar fazla şey var ki, annem babamı affet, işte çoluk çocuğumuzu ardımızda hayırlı bir soy, iman ehli bırak şeklinde. Yani dolayısıyla biz az önce söylemiştik, hani Kur'an-ı Kerim bilgisinden çok Kur'an-ı Kerim kültürüne sahip olduğumuz için, yani dua konusunda da, İlginç bir ayrım bu, ilk defa. Evet, dua konusunda da ne yazık ki nasıl dua edeceğiz veya dualarımız kabul olur mu olmaz mı veya kabul olmaması acaba o noktada Allah'ın bizi sevmediğinin göstergesi midir haşa, ya da kabul olması sevmediğini bazen bizim için hayır olabilir mi? Evet, yani hayır olabilir mi bizim için bazen? Hani bunların hiçbirinin ayrımının farkında değiliz. Yani Allah açık bir şekilde söylüyor. Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Allah muciptir, cevap verir. Cevap verme kabul ederim, evet, değil onu. Yani. Cevap verin, dikkate cevap alırım. Cevap verme, dikkate ve alınıp dua etme, evet, fiilini yerine getirdiği kayda alınmıştır. Karşılığı verilecektir. O sevap olabilir karşılığı. Allah'ın duasını kabul etmemesi şeklinde karşılık olabilir. Başka türlü bir kabul etmesi şeklinde olabilir. Direkt istediği gibi olabilir. Ama yani kale alınmıştır dua. Yani duada mesela diyor ki, aynı zamanda bir teslimiyet var. Şimdi diyelim ki bir insan her türlü elinden gelen işi yaptı ve sonradan dedi ki, Rabbim hani bu hakkımda hayırlıysa, ben dünyevi bakış açımla bunu kendim için hayırlı olarak düşünüyorum, öyle görüyorum, ama belki bu hayırlı değil benim için. Dolayısıyla sen bana en doğru olan neyse onu nasip et, en doğru olan neyse ona beni yönelt şeklinde mesela bir yakarış. Basit bir şey. Bazı şeylerin mantıksız olduğunu, bunun mantıki uzantısını sonuna kadar takip ederek anlayabiliriz. Mesela bazılarının istediği gibi, diyelim ki dua ettiğinde Allah her istediğini verecek olsa. Düşünebiliyor musunuz? Yani Müslümanların hepsi veyahut Allah inananların hepsi sürekli şey diye dua ediyorlar. İşte bize hastalık verme, para ver, şu ver. Yani insanların %90'ı dünyevi şeyler için de dua ediyorlar. Tabii şüphesiz. O zaman diyelim ki bu şekilde Allah hep bunları kabul etse duaları, diyelim ki bu evrendeki gerekli şeyleri takip etmeden sırf duayla bu yapılıyor olabilse, o zaman bir baktığımızda biz Müslümanların hepsi geri kalanından zengin olur. Müslümanların hepsi geri kalanından daha sağlıklı olur. Müslümanların savaşlar hepsi olmaz. Gerekte savaş olsa hep Müslümanlar yener. Ya da. Değil evet. mi? Yani çünkü savaş. Siz o zaman her şeyi bir tek dua ediyorsun. Allah da dua ettiğiniz anında her şeyi yapıyor. Zaten böyle bir tablo olduğu ortamda işte imtihan ortamı ortaya kalmaz. Dikkat edin, dinin paradigmasını, yani dünyaya bakışını anlamanız için bir, her şeyden önce Allah merkezi değerlendirmeniz lazım her şeyi. Ondan sonra ise dinin en temel sırlarından biri imtihan olduğunu unutmamanız lazım. Böyle bir ortamda imtihan diye bir şey söz konusu olmaz. O her insan ya dua ettikçe buna geliyor diye ben de o zaman bir dua edeyim gelsin. O zaman samimi dua etmez. Yani gidip de işte çalışmaktansa dua daha kestirme. Gidip de doktor peşine sağlık tedbiri almaktansa o daha kestirme. Hatta kulunun yalvarmasıyla günahlarını sildiği için bazen geciktirdiği de söylenir. Dua edip edip mesela hani çok aslında hak ettiği ve alması gereken bir şey olduğu tabii insani şimdi anlamda. Aslında, bakın, onlar da doğru kulun, mudur? Kulun bir manada, yani gerçek manada iman etmiş bir kişinin terbiyesidir dua aynı zamanda. Niye terbiyesi? Mesela basit bir örnek verelim. Yani başarım Allah'ın takdiriyledir. Başarım Allah'ın desteklemesiyle, nasibiyledir. Şimdi şöyle düşünebiliyor musunuz? Yani gönülden Allah'a teslim olduğunu ifade eden gerçek bir inanan şöyle bir şey diyebilir mi? Ben kendi kabiliyetlerim sayesinde, kendi zekam sayesinde, kendi kol gücüm sayesinde, kendi becerikliğim sayesinde bunları elde ettim. Haşa. Tam tersi der ki, Rabbim tüm bunlar senin bana lütfetmiş olduğun nimetlerin sayesinde gerçekleşmiştir. Ama Allah'ı önemsemeyen ya da sahip olduğu şeyleri Allah'ın ona bahşetmiş olduğunu farkında olmayan bir insan ben yaptım ben ettim der. Yani kendi egosunu şişirir adeta bir balon gibi, hayatının merkezine kendisini koyar. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle o kendini ilah edineni gördün mü? Yani kendi nefsini ilahlaştırır. Şimdi duada bu var işte, yani dua kul kendine değil ne yaparsa yapsın Allah'ın lütfu, rahmeti, başarısını vermesi sayesinde olayların gerçekleşeceğine teslim olur. Bunu ifade ediyor. Bütün ibadetler de böyle aslında. Hı hı. Yani biz mesela Allah'a olan kulluğumuzun bir göstergesi olarak namaz kıldığımızda, namaz kılmak kıyam, rükû, secdeden ibaret şekilsel bir eylem değil ki sadece. Hı. Tamam, bunun bir şekli var şüphesiz, evet. Ama orada o anda siz neden Allah'a kul olduğunuzu ve Allah'a kulluğunuzu hem bedenen hem ruhen, yani kalben hem de zihnen kavrayarak, anlayarak
orada Allah olan kulunuzu ifade ediyorsunuz. Ve dua ediyorsunuz. Teslimiyetinizi ifade ediyorsunuz. Ve dua ediyorsunuz. Ve bu sayede diyorsunuz ki çok şükür Rabbim, hani sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Ve hani bir insan için dünyalık olarak diyelim, dünyevi anlamda edinebileceği en üstün şeref aslında Allah'a kul olmaktır. Yani biz mesela kulluğun bile gerektiği gibi bilincinde olmadığımız için yani sanki haşa yani Allah'ın kuluyuz ama Allah hayatımızda o kadar da önemli bir varlık değil. Ya da Allah'a inanıyoruz ama birçoğumuz aslında Allah yokmuş gibi bir hayat sürüyoruz. Yani seçimlerimizde Allah ne kadar var? Tercihlerimizde, yönelmemizde ne kadar Allah var? Yani Allah birçok insan için sadece işte bir yakınını kaybettiği zaman arkasında okunan bir duada ya da bir cenaze merasiminde ya da zorda kaldığı zaman ettiği bir duanın satırlarında var. O da kendisinde var. Değil, sen çok güzel dua evet. edersin, arkasından bir okuyuver talepleri de gelebilir. Ya da yani kişi sadece Allah'a ihtiyaç duyduğu zaman ona yönelmesi gerektiğini düşünüyor. Halbuki insanın Allah'a muhtaç olmadığı tek bir an yok. Yani biz bütün bu düşünceleri nasıl edinebiliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'den edinebiliyoruz. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'i yaşayan bir hayat kitabı olarak eğer algılayıp onu bizzat hayatında pratikte tatbik ederse ancak bunu kavrayabiliyor Kur'an-ı Kerim'le. Yoksa bütün kavramlarımız dediğimiz gibi takla atıyor. Bütün kavramlarımız birilerinin onları kullanmak istediği gibi kullanmasıyla farklılaşabiliyor. Ve tabii köleleştirebiliyor insanı. Zaman konusuna girelim mi artık? Zaman konusuna girmemize tabii fayda var. Konumuz kader konusu. Bence belli konuları nasıl olduğunu anlamamızdan ziyade niye anlayamadığımızı anlamamızda zaman konusuyla ilgili belli evet. şeylerin çok katkısı olacağını sanıyorum. Evvela benim de savunmadığım zamanla ilgili uçuk fikirlerden birini söyleyeyim. Mesela işte John Wheeler var. Kara delik ismini koyan çok ünlü bir fizikçi. Bizim bakmamızda işte geçmişteki yıldızların var olduğunu söylüyor. Veya Okamlı William, ünlü bir felsefeci, Hristiyan bir düşünür. Bizim özgür iradeli eylemlerimizle geçmişin değiştirilebileceğini düşünüyor. Bu tabii savunulması çok zor bir şey. Bu pozisyonda hiçbir zaman savunmam. Çünkü bu sağduyumuza aykırı. Ama tabii ki böyle bir şey düşünürseniz hani o neden sonuç ilişkisini buradakilerden de geçmişteki bilmenin, Allah'ın bilmesini sağlandığı gibi bir şey. Bu savunulsa savunulur ama bana göre benim evvelden anlattığım şekildeki özgür iradeli varlıkların hangi koşulda ne yapacağını Allah'ın bilmesinden dolayı bildiği, zorlamadığı izah sağduyuya ve anlamamıza çok daha uygun. Yani çok daha iyi bir model bana göre böyle bir açıklama yerine. Fakat bir de genel olarak 20. yüzyılda karşımıza çıkan zamanla ilgili bir şey bana göre önemli bir ufuk açtı. Bu da zamanın izafi olduğu görüşüydü. Klasik birçok insanın düşüncesi şu insanları yanıltan. Biz şöyle bir zaman düşünüyoruz. Burada benim için zaman Emre hocam eve gidince aynı şekilde geçiyor. Yani bu gayet normal. Fakat Jüpiter'de biri varsa, oturuyorsa mesela şu anda onun için de zamanın aynı geçtiğini düşünüyoruz. Farz etsek Andromeda galaksisinde biri olsa onun için de zamanın aynı şekilde, aynı hızla gitse aynı şekilde geçtiğini düşünüyoruz. Oysa Einstein'dan sonra modern fiziğin bize söylediği izafiyet teorisiyle zaman bu evrenin içindeki parametrelerden etkilenen bir şey. Yani çekim gücünden etkileniyor. Hızdan etkileniyor. Mesela Jüpiter'in üzerinde bir ikiziniz olsa, üçüzünüzden biri olsa, diğer bir üçüzünüz çok hızlı bir cismin üzerine gitse, üçünüz için de zaman farklı geçer. Yer çekimi ve hız zamanı değiştirir. Yer çekimi ve hız arttıkça zaman yavaşlar. Onlarla bir süre sonra buluşsanız onlar daha genç kalmış. Ya hayat seni ne kadar yaşlandırmış diye dünyada size derler. Sen de bayağı genç görünüyorsun falan dersiniz. Böyle ilginç şeyler karşımıza çıkıyor. Fakat bunu bulmamızın önemi şu. Birçoğumuz teolojik bir mesele olarak Allah da sanki zamanın içinde bizim gibi zamanı algılıyor diye düşünüyor. Yani Allah önceden biliyor dediğimizde Allah'ın önceden bilmesi kasıt işte milyarlarca yıl öncesinden Allah biliyor şeklinde burayı anlıyoruz. Bu tabii ki birçok insanın anlamasında bunun hayalini kurmasında ciddi insan... Hele sonsuzluk kavramını hiç anlayamaz. Evet hele bir de sonsuz... Evvel ezel dendiğinde. Geride şeklinde. Fakat Allah'ı şimdi bunu anladığınızda şunu anlıyorsunuz. Bakın. Evrenin yaratıcısı olması Allah'ın aynı zamanda zamanın yaratıcısı olmasını anlamına geliyor. Niye? Çünkü zaman bu evrenin içindeki parametrelerden etkilenen bir şeyse evrenin olmadığı noktada zamanın önemi olmayacaktır. Kindi ve Gazali gibi İslam filozofları bunu felsefi argümanlara bana göre çok sofistike bir şekilde daha evvelden bulmuşlardı. Fakat bunu anladığınızda ne anlıyorsunuz? Allah'ın zamandaki ezelliği, evvelliğini sonsuz zamanda geri değil, mantıksal önceliği olarak bu evreni anlıyorsunuz. Ve adeta
tabii bu mecazen bir şey. Adeta Allah zamanın üstünde, evrende ve zamanı yaratıyor gibi anlıyorsunuz. Sonsuz ta geride oradan Allah burayı bilmesi şeklinde bir bilme değil. Evrenin üstünde adeta bir film var evrende. O filmdeki, gerçi filmlerdekilerin özgür iradesi yoktur. O tam benzetme birebir aynı değil. Ama burada özgür iradeyle yapılan bir eylemleri de adeta hepsini görmesi şeklinde bir şey, onu önceden bilmesi şeklinde bir hayali çok daha rahat kurup zihninizde canlandırıp Allah'ın bilmesiyle insanın yapmasının nasıl, özgür iradeyle yapmasının nasıl uzlaşabileceğini daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden burada kilit kavramlardan biri bence zaman kavramı. Ve tabii sırf bunun için değil zaman kavramı. Allah neden evreni önce değil de sonra yarattı gibi sorular da anlamsızlaşıyor. Mesela fiziğin bize söylediğine göre evren işte 13,7 milyar yıllık bir evren. İnsanın ortaya çıkışı çok az bir zaman buna göre. Ne oldu da Allah niye bu kadar bekledi sorusu da bunun anlamsızlaşıyor. Niye? Çünkü zaman izafi. Tabii. Yani onu diyorum ben YouTube'daki bir videoya... Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de buna işaretler var galiba. O katta 50 bin gün gibi, 50 bin yıl gibi bir günün değerlendirilmesi. Secde suresinde bir ayet, bir Me'ariç suresinde de ayet var. Birinde işte 1000 yıl süren bir günden, öbüründe 50 bin yıl süren bir günden bahsediyor. Bu, tabii ki zamanın değişik... Onda bile eşit değil yani. Biri 1000 gün, biri 50 bin yıl. Ama işte gibi. O izafi olduğunu anlaşıyor. O şekilde olunca 1000 yıl, bu şekilde olunca 50 bin yıl dünyadaki insan için de 24 saat. Şeklinde anlaşılıyor değil mi? Ayrı ayrı. Ve ahir zamanda zamanın hızlı geçmesine dair sürekli zamanın hızlanmasına dönük atıflar da var bildiğim. O Kur'an'ı bir Kur'an atıf değil. Yok, o Kur'an'ı bir atıf değil. Ama en azından buradan şöyle gördüğümüz şey, yani Kur'an'da da buna zaten bir atıf olduğu kararttı. Ben de bu izafiyetle ilgili şey. Bu bize aslında çok ufuk açacak bir şey. Çünkü kaderle ilgili konular insanların anlamasındaki en önemli sıkıntılardan biri zamanın yaratıcısı olan Allah'la zamanın içindeki bu gördüğümüz hızda giden insanı arasındaki farkı çizememekten kaynaklanıyor. Birçok kimse Allah'ın ezeliliğini de işte ben ezeliliği atfettim, Allah'a kendinden farklı atfettim gibi düşünüyor ama sanki bizim gibi zamanı yaşayan bir Allah'ın ezel geçmişinde olduğunu düşündüğünüzde o aslında ufkunuzu biraz kapatıyor. Tabii. Niye? Çünkü çok yavaş yavaş ezelden biri gelen bir şey. Yani ne demekse ezel? Yani. Bazı başka şeyler var. Yani girmek istemediğim hani sonsuz eklemeyle oluşabilir mi, oluşamaz mı diye. O zaman Allah'ın önceden bilmesi, işte öncelemesi şeklinde kavram anlaşılmıyor. Ve kaderle ilgili şeylerin içinden çıkamayınca birçok kimse Allah'ın işte bildiğini kimisi inkar etmeye, kimisi ise insanın özgür iradesini inkar etme yoluna gitmişler. Şu kaderde sapma da zaten o ikisinden birini ya da hepsini birden reddetmeyle alakalı bir şey. Çünkü ilim mevzu çok önemli o konuda, ilim konusu. Eğer vaktimiz varsa aslında başına çok değinemedik ama çok kısa bu kadercilik belasının nasıl ortaya çıktığını hemen bir o Muaviye'den ve Emevi iktidarını örnek vererek öyle tamamlayalım arzu ederseniz. Şimdi Muaviye kaderciliği... Milletin kullandığı anlamda kader. Evet. Yani Kur'an'ı da hep belirtelim oluyor. Yani Kur'an'ın anlamı kader gayet güzel bir şey. Allah'ın şimdi, koyduğu ölçü. Kader konusu Muavi iktidarında Kur'an'daki anlamından saptırılıyor. Hatta buna itiraz eden mesela alimler var. İktidar mücadelesinin kader kavramını saptıranlara karşı yazılmış risaleler var. Mesela Hasan el-Basri'nin bir kader risalesi vardır ki Türkçe'ye de tercümeleri yapılmıştır. Mesela Mustafa İslamoğlu Hoca'nın yaptığı bir tercüme ve şerhi var. Mesela okunabilir mutlaka. İlk dönem kader konusunun ilk defa ele alındığı bir şeydir. Yine mesela İslam Ansiklopedisi Yusuf Şeyh Yavuz Hoca'nın profesör doktor, onun da kader maddesi vardı. Yani bu konular daha detaylı bir şekilde orada ifade edilir, okunabilir. Şimdi Sıffın Savaşı'nda Muaviye diyor ki askerlerine, biz diyor Allah'ın takdiri sonucu kader bizi bu Irak topraklarına getirdi. Yani Hazreti Ali ile karşı karşıya gelmesi Allah'ın takdiri sonucu oldu diyor ve biz Allah'ın takdirine razıyız diyor. Böyle bir retorik geliştiriyor, yani böyle bir söylem geliştiriyor o dönemde. Yine Muaviye'nin şöyle dediği aktarılıyor, diyor ki sizin başınıza geçmek için mücadele veriyorum çünkü Allah benim sizin başınıza geçmemi takdir ediyor diyor. Yine kaynaklara göre Muaviye oğlu Yezid için biat alırken Yezid işi kaza ve kaderdir diyor. Yani kulların bu konuda başka bir seçeneği yoktur. Yani hilafeti oğluna bırakırken hilafetin oğluma geçmesi Allah'ın kaza ve kaderidir. Dolayısıyla kulların bu konuda zaten bir seçimi yoktur. Yani sen benim şahsıma itiraz ediyorsan Allah'a itiraz ediyorsun diyemiyor da. Evet. Çok güçlü. Yani burada hani mesela Yezid de yine iktidara geldikten sonra bu Emevi iktidarına karşı çıkanlara şöyle söylüyor. Boşuna uğraşmayın, Allah bizi istiyor. Allah bir şeyi beğenmediği zaman onu değiştirir diyor.
Yani dikkat ederseniz ve bu o kadar güçlü bir söylem ki o dönemde buna itiraz eden, bu baskıya, zorlamaya itiraz eden pek çok samimi Müslüman katledilmiştir o dönemde. Hem alimler hem Müslümanlar. Gerçekten kılıçtan geçirilmiştir, katledilmiştir. Yani Emevi iktidarıyla aslında o cahiliye Araplarının kaderci anlayışı devletin resmi ideolojisi haline getiriliyor. Ve daha toparlanıyor. Ve ne yazık ki işte Hazreti Peygamber'in torunlarının katledilmesinden, dediğim gibi pek çok Müslümanın katledilmesine kadar pek çok günah bu kaderci bakış açısıyla meşrulaştırılıyor. Yani başımızın belası aslında o dönemdeki iktidar mücadelesi ve onların sonuçları olarak ortaya çıkıyor. Yani bunu hani genel anlamda bunun nasıl alet edildiğini, nasıl arasallaştırıldığını düşündüğümüzde aslında çok işler acısı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz ne yazık ki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Cani Hocam? Bir buçuk dakikamız var. Şöyle diyebiliriz, yani Kur'an boyunca Kur'an'ın muhatabı olan insan sürekli yanlış yapmasın, doğruya gitsin. Allah'la samimi ilişki kursun, ihlaslı olsun, ahlaki olarak doğru yapsın, ibadetlerini şöyle yapsın, Allah'ın istediği şudur şeklinde uyarılara maruz kalıyor ve bu yaptıklarının karşılığında ödül ve mükafat belirtiliyor. Bütün bunların hepsi insanın sorumlu bir varlık olmasıyla açıklanabilir. Yani tabii ki bazı metafizik, felsefi açıdan zor şeyler var. Yani ne bileyim Allah'ın sıfatlarını birbiriyle işte nasıl uyumlu oluyor, adaletle önce bilmesi gibi. En baştan saydım, onların da açıklamasının olduğunu söyledim. Ama birçok kimseye onlar zor gelebilir. İslam alimlerinde belli bu zor konulardan dolayı bazen başta bir itilafı da bence hoş görülebilir. Fakat şu mesajı çok açık Kur'an'ın. İnsan sorumlu bir varlık, yaptığı eylemden sorumlu. Yani bu mesajını, yani aksini düşünmek veyahut da insanın kendi yaptığı hatayı Allah'a veyahut da başka insanlara atması asla kabul edilemez. Yani yarın öbür gün binayı çürük yapıp da oradan demiri çalıyorsa, sonra bina çöktüğü zaman, yani ben mal hırsından dolayı, dünya hırsından dolayı bu binayı çökertmedim de Allah binayı çökertti, bu kaderdir denmesi hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir izah değil. Hangi İslam alimini de getirseniz getirsin, bana göre aralarındaki bütün itilaflara karşı bunların sorumlu olduğunu çok açık söyleyeceklerdir. Yunus suresi 44. ayeti söyleyeyim izin verirseniz. Ben öyle onunla kapatayım. Yani Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, insanlar kendilerine zulmediyorlar diyor ayet. Herhalde bu da birçok kimseye cevaptır. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, gelip katıldığınız için. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.